YouTube'a düşmesini bekliyorum şu anda. Orada. Evet. Tabii bu sonradan gelecek olabilir YouTube'a. Şu an başladık aslında. Evet, YouTube'a da düştü. Herkese selam. Herkese derken? Bizi izleyen herkese. Şu an ve bundan sonra izleyecek olan arkadaşların hepsine. Merhabalar. Merhabalar. Sesimiz ve görüntümüz geliyor mu arkadaşlar? Bir yorum olarak şu an izleyenlerden yazabilecek var mı? Önce onun kontrolünü yapalım. Boşa konuşmuş olmayalım. Evet. Benim sesim geliyor mu? Evet. İkimizin de sesinin geldiğini. Tamam. Teyit ettik. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar Saygın Hoca'yı ben 4 yıldır tanırım. Benim dostumdur. Çok sevdiğim ender insanlardan bir tanesidir. Neyse, çok övülmeyi sevmez. Ender insan severim diyor. Ender insan denk geliyor diyelim. Saygın Hocam işte 2,5-3 yıldır bu piyasanın içerisinde ve çok ciddi şekilde teknik analiz hala öğrenmeye çalışıyoruz hepimiz. İstersen Saygın Hocam sen ben daha iyi anlatayım. Sen de anlat. Şimdi benim kripto mevzusuna girişim ne yazık ki birçoğunuz gibi ya Bitcoin diye bir şey varmış falan diye bana böyle sağdan soldan kulağıma geldiği dönem hani ve böyle işte 16 bin 17 bin filan dolardayken aslında 4000 dolar 2500 dolar civarlarında da bir ara kulağıma çalındı fakat bir alacaklarım vardı parasal olarak onları geç alabildim giremedim filan derken neyse dedim tamam gireyim artık ve ilk Bitcoin aldığım da fiyat 18.300 dolarlarda falandı yani. Tabi 18.300 dolarlık bir Bitcoin almadım. Dedim ki hani bir küçük bir şey bir görelim bakalım filan. Girdik ve gördük tabi sonra ne olacağını. Sonra bu arada işte hiçbir grafik bilgim yok. Yani zannediyorum ki ben Bitcoin'i alacağım ve böyle bir uzay mekiğine alacaklar beni ve bir yere gideceğiz. Evet, yani bir yere yani fiyat yükselecek anlamında değil de inanılmaz bir vizyonerlik geldi bana. İşte gelecek dünyanın insanı ben oldum falan öyle salak bir havaya girdim. Tabii yürüyüşüm falan değişmedi ama biraz hani yükselse değişirdi kesin. Sonrasına işte çakıldı etti falan ama yani oraya ihtiyacım olmayan bir parayı koymuştum. O kadarlık bir limitle girmiştim yani. Dolayısıyla düşüşünden de çok etkilenmedim. Böyle gün içerisinde 1500 dolarlar oynuyor filan. Ben böyle çay içiyorum filan. Yani umurumda değil nasıl olsa gideceğiz bir yerlere yani filan. Sonra baktım ki bu iş aslında öyle bir iş değilmiş yani. Çok yakın bir arkadaşım senelerce benden gizli saklı. Hani benim yediğim içtiğim ayrı gitmeyen bir arkadaşım gizli saklı forex deneyimleri yaşamış. Böyle fazla temas edilmiş yani kendisine. O hiç anlatmadı bana. Sonra sen ne yapıyorsun ya filan dedi. Ben de öyle elimde Binance kurcalıyorum. Dedim işte Bitcoin. Abi sen aldın mı? Böyle bir şey mi yaptın? Evet filan. Abi o zaman geçmiş olsun dedi yani. Hani bilgin var mı? Yok. O zaman öğrenmen lazım abi. Acilen bırak hani hiç bakma onlara ve başla. Evet tabii. Yani öğrenmen lazım abi dedi. Ben de ne öğreneceğiz filan dedim. Aldık işte lan işte daha ne öğreneceğiz ki? Alabildiysem konu kapanmış. Almayı öğrendik. Bundan sonra aldıysak bir günde satarız elbet filan. Yok abi öyle olmuyor falan dedi. Sonra başladım ben çalışmaya. Çalışmaya başladığım dönemde zaten senin haberin oldu. Hani ben abi böyle böyle bir şey varmış.
şu neymiş, bu neymiş falan diye böyle yani aptalca sorular sorarak ama bugün birçoğu insanın da aynı pozisyonda olduğunu bilerek hani kendimi de aynı şeye sokuyorum, kategoriye sokuyorum. Aptalca sorularla ufak ufak ilerlemeye başladım. Sonradan baktım ki gerçekten bir okyanus. Bilginin sonu yok, sınırı yok. Kimileri tanıyabilir buradan, birkaç kişi belki tanıyabilir. Benim bir YouTube geçmişim vardı. Türkiye'de legal olmayan bir takım konularla ilgili. Yani reklamını yaptım şimdi. Bir YouTube geçmişim olmasından kaynaklı da ciddi bir mecraya da ulaşabiliyordum. O mecradan da ufak tefek destekler aldım. Hani ne yapmam lazım, nereden başlamam lazım. Sonra çok doğru bir kanal buldum kendime. O kanaldan ilerledim. Günde en az 4 saat çalıştım grafik üzerinde. Günde en az 4 saat. En az 4 saat çalıştım. Bu sadece grafikte işte çizik çizmeler değil de formasyonlar, işte bir şeyler falan filan. Yani birçok başlık var. Ve sonunda bir seviyeye getirdiğimi düşünüyorum şu anda ama tabii ki hani ben tamam oldum artık falan, hadi kısmetse buradan sonra Bitcoin fabrika mı kuruyor, öyle bir şey yok tabii ki yani. Şimdi burada ben bir araya gireyim hocam. Teknik analiz çalışmaya kaç yıl önce başladın 4 saat içinde çalışarak? 2 senedir çalışıyorum abi. 2 senedir çalışıyorsun. Tahminen. Kaç yıl daha çalışacağını düşünüyorsun? Ölene kadar çalışmam gerektiğini düşünüyorum. Yani burada şunu mu demek istiyorsun hocam? Teknik analizin ve bu piyasaların öğrenme süreci hiçbir zaman bitmiyor mu? Yani aslına bakarsan ne aradığınla da çok doğru orantılı. Ben kazanan bir stratejiyi buldum ve oradan para kazanayım derdinde değilim. Yani tabii ki ilk dertlerden bir tanesi o. Ufak da olsa bir strateji yaratıyorsun kendine ve o strateji üzerinden yürüyorsun. Ama konu çok başka ya. Yani konu nasıl biliyor musun? Satrancı öğrendin mi? Evet, fil şu hamleyi yapıyor, at şu hamleyi yapıyor filan. Bunları öğrendin tamam ama işte bir Karpov Kasparov kafası, böyle 6 hamle 7 hamle sonrasında ne olabileceğini öngörebilmek için çok çalışmak lazım. Ben de yani benim bütün hobilerim profesyonelliğe dönüştü bugüne kadar. Bütün evet. Hobilerim yani. Biliyorum. İşte yani bu da onlardan bir tanesi olacak muhtemelen. Hatta oldu yani. Günüm yani asıl işim ben Devlet Senfoni Orkestrası'nda sanatçıyım. Şu an kendi işimden daha fazla grafikle ilgileniyorum. Çünkü yani müzikle ilgili kısmını zaten 10 sene konservatuvar okudum. 20 senelik de bir şeyim var, çalışma hayatım var. Dolayısıyla artık kendimi yeni bir şey arıyordum ve bu kadar engin bir bilginin olduğu bir yerde de çok çalışırsan çok iyi yerlere gelebileceğim kesin yani. Hani para değil konu. Hiç parasız da ben bunun başında vakit harcayabilirim çünkü çok keyif aldığım bir şey yani. Hı hı. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi temel analizden ben başlayayım istersen. Tabii. Oradan bir giriş yapalım. Tabii burada izleyen arkadaşlarımızın birçoğu kripto camiasından olacağını düşündüğüm için kriptodan örnek vererek devam edelim. Şimdi temel analiz arkadaşlar, şöyle bir söz var. Bilmiyorum Saygın Hocam buna ne kadar katılır. Temel analiz size hangi işte MTI'ye, coin'e yatırım yapmanız gerektiğini gösterir. Teknik analiz ise ne zaman alacaksınız, ne zaman satacaksınız onu öğretir derler. Dolayısıyla temel analizde bir kere bu analizi hem tekniği hem temeli kendiniz yapmanız lazım arkadaşlar. Burada bir anlaşalım. Bugün Saygın Hoca'nın yaptığı bir teknik analiz ya da işte başka bir arkadaşımızın, mesela Yavuz Selim Yıldız izliyor bizi, teşekkür ederiz. Onun yaptığı temel analiz bizi tam manasıyla bağlamamalı. O onların görüşü. Herkes kendi analizini kendisi yapabilmeli.
temel analizde kripto için örnek veriyorum. Bir coin'in adını duydunuz. Araştırayım dediniz. Temel analizini bunun bir yapayım dediniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle tabii doğal olarak sitesine gideceksiniz. Bir bakacaksınız. Bunların kurucusu kim? Onların LinkedIn profilleri ne? Geçmişleri ne? Önceden nerelerde çalışmışlar? Ne kadar güvenilir ve sağlam adamlar? Kendinizce buna benzer bilgileri teyit edeceksiniz. Ama teyit konusu önemli arkadaşlar. Çünkü birçok scam proje olmayan sahte LinkedIn profilleriyle CEO diye açılmış ve ekipte yer alan şeylerle dolu. Yanlış bilgilerle dolu olabilir. Yani her bilgiye şüpheyle yaklaşmanız burada önemli bir kural. Piyasa ne yazık ki böyle. Ben tabii bir parantez açabilir miyim bu söylediğine? Tabii ki. Şimdi abi bizim ne yazık ki ülke olarak bu tip şeylere sabrımız yok abi. Yani biz okulda ders olarak öğretilen kitapları bile sadece iyi not almak için geçen, yani iyi not almak için kapağını açan insanlar olduğumuz için yani tamam bundan 5 aldım yetti bana. 10 alabilirdin. Öğrenmeye ihtiyaç yok. Sınıfı geçtim yani. Bu söylediklerin çok güzel şeyler ama temel analizde Türk insanının sivrilen bir takım karakterleri var. Twitter'da da benim gördüğüm. Onun dışındakilerin temelle hiçbir ilgisi yok. Ben dahil. Ben mesela ekip falan hiç ilgilenmiyorum. Hiç. Hı hı. Çünkü Bitcoin de benim için çok popüler bir shitcoin. Yani hatta en popüleri. Anlatabiliyor muyum? Yani, çok tehlikeli bir söz ettin şu anda. Yani hiçbirisiyle ilgilenmiyorum. Bir şeyin alıcısı ve satıcısı varsa benim için ekip tamamen tıraş abi. Yani şuraya getirecekler. Bunu nasıl anlatabilirim biliyor musun chart'ta? Şu an kaç tane coin var abi TradingView'da? Atıyorum 1000 tane coin var. Bu 1000 tane coin'in içerisinde kaç tane proje vardır? Gerçek yani ekibi olan proje. 10-15 bilemedin 20. 100 diyelim. Değil mi? 100 tane. %10'u bunun gerçek insanlardan oluşmuşu. Diğer geri kalanı işte Savaş, Saygın toplanalım abi coin'i basalım, parayı vuralım, Maldivler'deyiz kafası takılan adamlardan oluştuğunu düşünelim. Şimdi ben şu an kendi listeme bakıyorum. Bir tane grafik var abi. Bir grafik var şu an. XRP'yi koyuyorsun, XLM'yi koyuyorsun, XVG'yi koyuyorsun. Ne koyarsan o 3 harflilerden ne koyarsan hepsi aynı grafikte. Bunların tamamı mı scam? Hayır. Hepsinin ekipleri var. Hiçbiri mi çalışmıyor? Birçoğu çalışıyor ama aynı grafikteler. Bazı coinler var. Onların grafikleri farklı. Benim tavsiyem, şimdi sen diyorsun ya temel analiz falan filan. Saygı duyuyorum temel analizcilere. Mesela adamlar sadece haber takip ediyorlar filan. Şu haber, şuradan şu çıkacak, event takip etmeler falan filan. Benim için şu var abi. Bir fiyat grafiği var. Temel analiz bu fiyat grafiğini hızlandıran ya da yavaşlatan bir şey. Bir fiyat grafiği var ama. Anlatabiliyor muyum? Sen onun ne kadar hızlı olabileceğiyle ilgileniyorsun. Ben onun hızıyla hiç ilgilenmiyorum. Çünkü burada iki tane başlığımız var teknik analizci için. Bir tanesi senin parasal gücün uzun zamanı ne kadar kaldırabilir? Yani arkanda bu tuttuğun para. Sen yatırımcı mısın yoksa alsatçı mısın? Yatırımcı dediğimiz, investor dediğimiz adam fiyatın çok ciddi düşmesini bekler, alır, hiç ilgilenmez. Yani kendi cebindekinin %1'iyle zaten orada bir mal varlığı edinir. Asla bütün parasını kriptoya koymak gibi. Yani benim tanıdığım investor olan adamlar kendi parasının %0.2'siyle falan Bitcoin alıp bizim hayal ettiğimiz paralarla orada kumda oynuyorlar öyle diyeyim yani. Bu ne ki diyor adam. Bilmem kaç tane evi var herifin. Emlağa yatırmış, altına yatırmış, dövize yatırmış, değerli metal almış bir şey. Hani bizde şey var. XRP'yi aldım 5000 tane. Anladın mı? Yani $10'dan. 5000 XRP 10 dolar olsa falan. Hani şimdi
Ben de aynı yerden gelmiyor muyum? Ben de aynı yerden geliyorum. Hepimiz. Yani tabii ben yani buradaki birçok insan aynı yerden geliyor. Gelmek de zorunda çünkü Türklerin o hani kısa yoldan para mevzusu. Türk gibi başlamak. Evet. Yani Türk'le ilgili çok atasözü var ya. Türk gibi sigara içmek. Her neyse. Sonuç itibariyle temelle falan filan burada benim gördüğüm Yavuz Selim Yıldız temel analiz konusunda gerçekten efsanevi hani o ekipti şuydu buydu ben inan bak yani deseler ki kanserin çözümü bu ekipteymiş açıp yani okuyabilecek enerjim yok o işe anlatabiliyor muyum? Ben tamamıyla mumlardayım yani o mum ne anlatacak bana oradayım ben anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buradaki arkadaşların birçoğu da temel bir takım teknik prensipleri çözerlerse onu çözdükten sonra temele yönelseler mesela çok daha kolay. Çünkü bugün birçok coin'in yani ben 3 senedir aktif her Allah'ın günü bakıyorum bu ekrana 404 not found yazan bir coin olmadı daha. Siken miken fark etmiyor. Ha, şey oldu borsa oldu mesela Kriptopia'da benim işte bilmem kaç bin tane coin'im yandı şu an bekliyor ne olacak belli değil. Bu her yerde olabilecek bir şey ama yani. Ama coinlerden şu coin patladı, bu bunun sahibi G'ymiş, bu şöyleymiş falan öyle bir durum olmadı hiç. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla temeli memeli yok bu işin. Hacimsiz coinleri, hacimsiz coinlerin bir anda böyle yeşil böyle şöyle bir direk gibi bir şey gördüğün zaman pump grupları içeriye dalıyorlar. Sonra bir hacim geliyor, o hacimin yavaş yavaş düşüşünü izliyorsun. Yukarıda malı kilitledikleri adamlar satmıyorlar. Tamam bu nasılsa bir kere böyle kalktı bir daha kalkar diye. Kalkmıyor mu? Kalkıyor. Ama 2,5 sene sonra kalkıyor. Hı hı. Sen orada cebindeki bütün parayı o işe ayırmış oluyorsun falan filan. Dolayısıyla temel analiz konusunu ben çok benimseyemedim abi. Bana bir şey kazandırmadı temel analiz yani. Mesela Link harika ekibi olan çok da iyi bir proje değil mi? Yani. Bunun için mi Link alıp satıyoruz? Hayır. Link'te harika bir hacim var. Link'in kendine ait hacim yaratan bir alıcı kitlesi var. Ve satıcı kitlesi zayıf. Değil mi? Satıcı kitlesi asıl alıcılar abi yeter artık tamam yükseldi buradan biraz basalım da tekrar alalım diyen kitle. Bunu hani böyle diye yaldır yaldır satan bir kitle. Mesela XRP neden buralara geldi? Çünkü adam çok satışlı bir ekip de çok sattı. Oradan ekipten sattılar, şuradan sattılar, buradan sattılar. Yani al ekip ne oldu? Dünyanın en bütün bankalarıyla anlaştılar. İşte şeye geçtiler de X-Rapid'e geçtiler de kılbütü. Ne oldu yani? 19 sent, 20 sent. Evet. 3 dolardan alanlar sizin sayfada size giydiriyorlardı işte zamanında. Siz bu ona gidecek diyordunuz falan filan. Gidecek de yani sen 3'ten aldığın zaman mı gidecek? 20'den alaydın yani. 50 centteyken gidecek dedik. Evet. Adam evet. Ben mesela 35 centten aldım. 1.70'den sattım. Hı-hı. Gittiğini gördüm. Bak gittiğini gördüm. Geçmiş olsun dedim ya. 35'ten aldım 1.70'e sattım. Daha ne istiyorsun ki? 5'e katlamışım girdiğim parayı. Bak bu dediğin de çok önemli hocam. Şimdi birçok Türk yatırımcı belki buna ben de dahilim. Çünkü ben duygusal bakıyorum biraz biliyorsun beni zaten. Evet. 1.70'den sattım. Baktım 2'yi de devirdi. Hı? En az 2.5'a gider kanaati. Evet. Oluşursa FOMO'ya katılır. Evet. Alırdı. FOMO-koptere binip hemen. Kesin binip. Hiç kaçırmam yani. Abi evet. Yani... Temel analizi bir şey yapayım hocam. Arkadaşlar tamam. Açısından bir toparlayayım. Nasıl yapacaklarını. Bence ama genel parayı neye yatırdıklarını, yani teknik analizi özellikle teknik analiz konusunda hiç bilgisi olmayan ya da çok çok az şey bilen, yeni yeni öğrenmeye başlamış kişiler zaten hiçbir şey bir yatırım yapmasın bence ilk önce ama hani öğrendikten sonra yapsınlar ama illa yapacağız diyorlarsa da temel analizi bari yapsınlar. Yani tutup da işte Justin Sun gibi birisinin... Bak. Piyasanın en kral adamıdır Justin Sun. En kral adamıdır. Direkt volüm verir, direkt hacim verir. Bitti. Piyasanın ihtiyacı bak abi oksijen alıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Sen ölmek üzeresin. Tamam. Sana suli solunumu yapacak adamın kim olduğuna bakar mısın? Ölmek üzeresin ya. Nefes alamıyorsun. Justin geldi yapma bile. Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok. Bak temel öneriniz bence kime lazım biliyor musun?
500 Bitcoin'im var benim cebimde. Bunu hangi altcoin'e yatırayım? Hangi ekibe yatırayım? Diyecek adama lazım. Hı. O adamın harcı çünkü o adam yatırımcı ve neye yatırdığını tanımak istiyor. Ve ben cebimdeki 1000 doları yatırdım da ekip kimmiş falan. Ekibinde çok iplecek benim 1000 doları. Anladın hani? Ya da 5000 dolar, 10.000 dolar. Yani gerçekten hatırı sayılır bir para varsa bu işe koyacağın, o zaman ekiple ilgilenirsin. Öbür türlü zaten senin paranın tuz buz olması süresinde o ekip 5 kere değişiyor. Yani temel analiz aslında investor işi. Yani ağır yatırımcı işi. Tamam. Buna katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada hocam, Hazreti Mr. Bean demiş ki Türkler teknik analiz bilmiyor diye yaftalıyorsunuz ama işi öğretebilecek doğru bir kanal yok. Hepsi milletin parasını almak için ücretli kurs diyor. Hı, demiş. Güzel. Ne çok dersin? Şöyle diyeyim. Benim buna söyleyecek 3 cümlem var. Bir tanesi, yabancı dil var mı? Hı hı. Yabancı dil yoksa Türklere mahkumuz. Türkler de hani ne kadar biliyorsa o kadarını öğretecek. Doğru mu? Yabancı dil yoksa kesinlikle terminolojik olarak, yani kriptoda ya da borsada, trade'de geçen İngilizceye en azından hakim olmak gerekiyor. Yani mesela adam destek, direnç diye anlattığı şey, iki tane kelime sana Türkçe olarak. Sen bunun İngilizcesini bilmiyorsan yabancı adamın 45 dakikalık videosundaki 25 dakika üstüne basa basa vura vura söylediği iki kelimeyi bilmediğin için anlamıyorsun abi. Yani iki kelime bilmen lazım. Destek, direnç nedir İngilizce? Yaz, destek, direnç. Ha, adam bunu anlatıyor galiba diyeceksin, bu kadar. Ücretli kurs konusu. Tanıdığım bir kişi var. Saati 5000 dolar. Yabancı mı? Yabancı. Saati 5000 dolar. Ve bu da şu şartlarda. Bana portföyünün gücünü söyle, ispat et. Ben şu kadar parayla gireceğim. Senin 5000 dolarını almayayım diyor. Hı. Anlatabiliyor muyum? Hani sen, sana bir saatimi ayırmayayım, 5000 dolarını almayayım. Ama sen bana de ki benim 250 bin dolarım var bu işe koyacağım. 550 bin dolarım var. Bir saate 5000 dolar. Hı hı. Çekiliş yapıyor. 400 kişi arasından bir saati 250 dolar yapacağım bir günlük filan diye böyle bir akıyor herife. Çekiliş yapıyor yani. Bir saat zaman geçiriyor. Bir saatte ne öğrenebilirsin hiçbir şey bilmeden? O temel İngilizceyi, terminolojik İngilizceyi bilmeden. De ki adam bedava yaptı. Anlamıyorsun. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir işe giriyorsak o işin gerçekten gerekli olan her şeyi vermek lazım. Bir, zaman. İki, herkes milletin parasını almak için ücretli kurs veriyor diyeceğimize bu işin sonunda kazanılabilecek parayı hesap etmek lazım. Şimdi bugün gerçekten çok iyi kurslar var yurt dışında. Çok kaliteli kurslar var. Türkiye'de de iyi kurslar var. Kesinlikle iyi olduğunu, yani benim takip ettiğim kadarıyla bilgisini gördüğüm, evet bu adamlar biliyor dediğim insanlar var. Ücretsiz kurs da veriyorlar. Evet. Ayrıca şu var, yani bugün ben açık kalp ameliyatı yapmak istiyorum diyen adam YouTube'dan öğrenir abi. Yani hı-hı, YouTube bir çöplük olabilir fakat o çöplüğün içerisinde geçirdiğin kaliteli zaman seni kaliteli noktalara götürür. Ama yine söylüyorum, İngilizce şart abi. İngilizcesiz bu iş gerçekten olmaz yani. Ücret konusuna geleyim. Birisi bir konuyu gerçekten öğrenebilmek için günlerini verdi. Şimdi ben ne diyorum? Günde 4 saat minimum o yeşil kırmızılara baktım. Değil mi? Sol tarafta gördüğün oradaki bir ton ayarlar, işte çizikler, Fibonacciler, şunlar bunlar. Şimdi ben bunları o kadar süre ilgilendiğim zaman aslında dışarıdan kazanabileceğim bir takım paraları kazanmayıp, ailemle geçirebileceğim zamanı geçirmeyip tamamıyla bu işe odakladım kendimi ve bir bilgi edindim. Sen tamamıyla o bilginin, o günlerce, aylarca harcanmış bilginin dibinde kalan tortuyu istiyorsun benden, kültürünü istiyorsun ve diyorsun ki abi sen de hani bunu şey yapıyorsun, yani parayla kurs veriyorsun falan. Neyle verebilirim? Mesela yurt dışında şöyle bir adam var.
Diyor ki benim kursuma katıl parasız. Bak ücretsiz kurs veriyorum sana diyor. Bir ay sürecek kurs diyor. Bu bir ayın sonunda kontrolü senin elinde olacak şekilde 50 bin dolarlık hesap veriyorum sana diyor. Bak 50 bin dolar cash. Benim bir aylık kursuma katılacaksın. 50 bin dolar senin hesabına cash nakit para yatırılacak ve o parayı kontrol edeceksin. Zarar benim zararım. Kar ömür boyu 50-50 diyor. Ömür boyu 50-50 kar diyor. Ve tek account üzerinden yürüyeceksin diyor. Her şeyini kontrol edeceğim. Bir gün yamuk yaptığın anda parayı çeker alırım diyor. Mesela. Böyle adamlar da var. Ve gerçekten de çok sağlam trader yani. Benim hastası olduğum bir adamın öğrencisi falan. Hani çok abi bu işte öğrenmek istedikten sonra yani ben öğrenmek istedim. Bilmediğim yüzlerce kelime vardı. Yüzlerce anlat. Bir de yani İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi, Hintli İngilizcesi falan diye. Bir de onlarla da uğraşıyorsun. Herifin ne dediği belli değil yani. Anlat. Bizim MİT'ci bile daha iyi konuşuyor heriften. Ama herif cayır cayır trade yapıyor yani. Görüyorsun. Dolayısıyla öğrenmek isteyen zamanını, parasını ve emeğini bu işi harcamak zorunda abi. Öbür türlü olmaz. Ama piyango alınır daha iyi yani. Anladım. Ben temellerinizi hemen toparlayayım hocam. Tekniğe okay. Devam edelim, geçelim. Hatta işte ekran falan paylaşıp bazı şeyleri göstermek istersen de gösterebilirsin. Evet. Şimdi temellerinizde ekibe bakın. White paper okuyun. Bu coin ne işe yarıyor olacak ya da token? Ne yapacak bunlar? Bu yapmaları gereken şey gerçekten bir blockchain üzerinde ya da kripto para şeklinde yapılması gerekir mi? Başka bir şekilde çözülemez mi bu problem? Hangi probleme çözüm olacaklarmış gibi sorgulayın. Sonra eğer kodları varsa GitHub'da vesairede anlamasanız bile gidin bir bakın. Kod dediğiniz 3-5 satır aylar önce yazılmış bir şey olarak duruyorsa orada bir soru işareti vardır. Ama işte haftada bir, işte 15 günde bir güncelleme atıyorlar ise bunu görebilirsiniz. O adamların bir yazılım ekibi var ve çalışıyorlar demektir. Sonra marketing ekibine bakın. Marketing çok önemli. Maalesef önemli hani bizim piyasada. Evet. Justin'in önüne kimse su dökemez. Çok evet. Seviyorum. İğrenç. Marketing yapıyorlar mı? Marketing ekibi sağlam mı? Bunlara bakın arkadaşlar. Ondan sonra kararınızı verin. Bir de burada hemen şunu da belirteyim. Saygın Hoca tekrar sözü vermeden önce. Lütfen coin sormayın. Lütfen hani şu ne olur bu ne olur demeyin. Yatırım tavsiyesi vesaire zaten vermiyoruz. Öyle bir iddiamız, durumumuz, yetkinliğimiz yok. Burada sizin teknik analize giriş yapmanızı teşvik etmek istiyoruz sadece. Çünkü aksi takdirde kazanacağınız para da kaybedeceğiniz para da tamamen tesadüf ve şans eseri olacaktır. Bilinçli bir şekilde para kazanmak istiyorsanız bu piyasada bilgiyi öğrenmeniz lazım. Evet, ne yazık ki öyle. Yani biz işte Saygın Hocam'ı söyledi. Biz 3 yıldır teknik analiz kasıyoruz. Beraber de kasıyoruz Saygın Hocayla sık sık. Daha hala 2 yılımız daha var diyoruz yani. Fazla. Yani ben kendi istediğim seviyeye gelebilmek için abi bak şöyle bir durum var. Adam guru, gerçekten guru herif ve Elliot üzerinden yürüyor. 3 cümlenin 2 tanesi if'le başlıyor. Yani eğer yani böyleyse bu da şuysa falan. Yani eğer böyleyse eğer buysa. Buysa şöyle mi olsa falan diye sürekli bir belirsizlik var, anlatabiliyor muyum? Ve bu herif guru yani. 200 dolar aylık veriyorsun herifin sitesinde yer alabilmek için. Yani 200 dolar aylık ödüyorsun. Hani biz diyoruz ya işte ne o ücretli kurs falan. Adamın sitesinde yer gezebilmen için 200 dolar aylık aidat veriyorsun ya. Ve herif 3 cümleden 2 tanesi if yani. Şimdi ben şöyle bir şey yapalım mı? Bak ben mesela bir coin'i incelerken hiç coin de o mesela Türk Hava Yolları bir şey herhangi bir şey yani. Kırmızı yeşil mumların olduğu bir şeyi nasıl inceliyorum? Ondan yapalım önce, böyle bir şey. Yapalım hocam. Sen ekranını ayarla. Ondan önce ben bir cümle söyleyeyim.
Şimdi teknik analiz arkadaşlar ve teknik analiz tool'ları yani indikatörler, osilatörler vesaire size geleceği göstermez. Öyle olmuş olsaydı zaten teknik analiz bilen herkes çok kısa bir süre içerisinde köşeye dönmüş oldu. Size geçmişi gösterir. Geçmişte ne olduğunu anlatır ve gelecekle alakalı if yorumlarını, eğer yorumlarını yapmanızı sağlar. Doğru mu hocam? Doğru. İndikatör kaynaklı bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Yani ben bugün biraz sonra göstereceğim şeyler sıfır indikatörle nasıl bir beklenti oluşturulur? Bu beklenti mesela geçmişten geleceğiz ve gelecekte neler olmuş bakacağız mesela. Arkadaşlar buradan istedikleri herhangi bir coin'i de yazabilirler. Yok daha hocam, önceden... yazmasınlar. Yok hayır yani bu ne olur, bu nereye gider gibisinden zaten yani ona şey yapamayacağız, ona vakit ayırmayacağız da. Mesela X bir coin, herhangi bir coin yani. Ben böyle hani ben kurcalamış olmayayım, hiçbir incelemediğim bir şeyi incelemek bana da daha çok keyifli. Benim incelemediğim bir coin'i söyleyecek arkadaş varsa buyursun. Yani yazsınlar mesela, bakalım yani. Ben nasıl paylaşacağım ekranı? Share screen diyeceğim değil mi? Önce evet. bir coin alalım mesela. Kim hocam onlar? Ha, şeyi öğrenmek istiyorsunuz değil mi? Kimden öğrenebiliriz yabancı? Kimler? Tamam onu şeyin videonun sonunda söyleyelim. Videonun başında söylersek tamam bunlar ücretli, kapat hadi falan diye. Videoyu izlemezlik yapmasınlar. Kimse bir şey yazmıyor. O zaman ben açıyorum abi. Aynen. Sıradan bir gideyim şöyle. Share screen diyelim. Uygulama Chrome penceresi. Benim sesimi duyuyor musunuz bu arada? Duyuyoruz. Şu an ekranını paylaştım. Evet. Okey, tamam. Şimdi mesela burada link açık. Dedim ya link mesela diğer coinlerden farklı. Bak mesela ada açalım. Şu volümü kapatıyoruz şuradan. Buyurun. Şimdi piyasada ekipleri harika olan, şunları bunları işte harika çalışan insanların %90'ı şu grafiğe sahip abi. Yani şu ada grafiğini ne görüyorsan açalım buradan şimdi. X bir coin. Bu grafik var. Hiç kurcalamaya bile. Follow için de aynı grafik var aşağı yukarı. Mesela. Ont diyen olmuş. Ont. Matik diyen var. Matik çok fena bir pumpçı tayfa girdi oraya. Bir ont diyelim bakalım. Ontoloji. Ont Bitcoin. Buyurun. Hemen şöyle. Sildik. Aynısı mı? Yani çok yakın. Aynısı. Neredeyse aynısı işte. Yani anlatabiliyor muyum? Ont'un ve Ada'nın ekibi ortak mı çalışıyorlar? Hayır. Hayır. Evet, kesinlikle ortak çalışmıyorlar. Yani ortak çalışılıyor olsa yaklaşık işte 3000 tane coin'i aynı adamlar piyasada gezdiriyor demek oluyor. İlgisi yok. Mesela Ont üzerinden çalışalım. Ben ne yapıyorum? Şimdi birçok insan bunu alıyor böyle bir saatlik, 4 saatlik falan yerde tamamen gürültü olan noktalarda iş yapmaya çalışıyor. Ben aylığı alıyorum. Aylıkta ne yapmış? Şimdi en önemli şey buradaki zaman dilimleri. Büyük zaman dilimi size bir coin'in en çok bir bölgede ne kadar gezindiğini gösteriyor. Şimdi bak şurada şöyle bir yer var görüyor musun? Şu bölgeyi. Hemen şuraya bir çizittiri atalım. Bak burada bir kaç ay oyalanmış? 1, 2, 3, 4. ay oyalanmış. 5. ayda kırılmış. Şimdi burası yaklaşık 4 aylık süre burada gezinmiş. 1, 2, 3 sonra 2 ay boş geçmiş. 1 ay sonra tekrar aynı yere gelmiş. Yaklaşık 4,5 ay bu bölgede gezmiş. Şimdi bak bir de şunun altındaki bölgeye bir tane tıklatacağız. Bak o da burada değil mi? Bak şimdi bir de buraya atıyoruz.
Şimdi burada neye dikkat ediyoruz? Ben aylık değil, bunlar bir dakikalık da olsa hiçbir şey değişmiyor. Sadece arada geçen zaman değişiyor. Bak abi. Şimdi şöyle bir mum aşağı inmiş. Buradan böyle bir aşağı iniş var. Burada çok güçlü bir alım gelmiş ve mumu buraya kadar getirmiş. Doğru mu? Hı hı. Evet. Burası demek ki alıcının beklediği bölge. Okey. Evet. Fakat bu alıcının beklediği bölgenin bir mali ederi var. Yani alıcı burada atıyorum 100 bin lira ile bekliyor. Tamam mı? 100 bin lira bir para yazılı burada tahtaya. Bunu buradan aşağıya doğru bastıran kitle burada bekleyen paranın büyük bir bölümünü zaten buraya çıkarken burayı erittiler. Tamam mı? Evet. Bu bölge çok büyük bir test yedi buradan gelen şeyden sonra. Ve burayı güçsüz kıldı artık. Bak tak 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 bir hamlede kırıyor. Doğru muyuz? Doğru. Kırıyorlar. Ve sonra satıcı, yani bu bölgeden gelen satıcı buradan gelen alıcıyla karşılaşıyor ve buraya geleceğini biliyor. Çünkü burası önceden çok büyük bir destekti yukarıdan aşağı doğru inerken. Artık direnç. Ne yapıyorlar? Bak. Şans eseri mi gitti acaba bu mum buraya? Şu pembeleri daha açık bir renk yaparsan hocam sanki daha iyi görünüyor. Şu morları mı? Evet, şeyi söyleyeyim. Ben aylık kullandığım zaman bir renk, haftalık kullandığım zaman bir renk, günlük kullandığım zaman bir renk yapıyorum. Çalışacak arkadaşlar çok derli toplu çalışabilirler. Şimdi istediğiniz bir renk olabilir, hiç fark etmiyor. Yeşil yapalım. Tamam. Şimdi bak, bu mum geldi. Bak tam bir, iki ay önce burada bir seviye oluşturdu, doğru mu? Doğru. Bu seviye kırıldı, bu seviyede kırıldı. Sonra tam iki ay sonra geldiği noktaya bakar mısınız? Şans eseri mi geldi acaba bu buraya? Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Neden? Çünkü satıcı buradan geldi, satıcılar, büyük büyük abiler, smart money'ler buradan sattılar ve buraya bloğu kurdular. Bir blok burada vardı. Tamam. Fakat bu bloğa çok yüklenmediler. Çünkü fiyat burayı kırarsa tamam dediler. Bunun üstüne çıktık, artık burası destek diyebilmek için. Buraya koydular abi. Asıl bloğu. Buraya çarptı ve fiyatı buraya kadar indirdiler. Doğru mu? Doğru. Doğru. Şimdi bu aylıkta olanı haftalıkta bakalım ne olmuş. Bak. Aynı bölgeye. Aynı bölgeye gidiyoruz. Şöyle otomatik diyelim. Görüyor muyuz? Şu yeşil bölgeyi. Bak. Bir mumda iki tane level'ı kırdı ve nerede takıldı? Görüyor musun? Şimdiden. Evet. Bak sonra nereye geldi? Buradaki level'a geldi. Tık 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 evet. Tık. Aşağı indirmedi. Görüyor musun? Şimdi buna ne diyorlar? Diyorlar ki şu bölge stop hunt bölgesi falan. Stop hunt mı acaba? Bakalım. Sonra ne olmuş stop hunt bölgesi? Bak. Bak. Görüyor musun? Direnç. Buraya geliyor. Vuruyor yukarı. Ha diyorlar. Çünkü sen burada bu bölgede ciddi bir destek bölgesini kullandın. Kaç hafta geçti bak burada. Bunların her biri bir hafta. Geldi. Vurdun. Dediler ki sen bir bölge daha aşağı ineceksin. Burada stop hunt dediğin şey senin için ileride bir seviye oluşturdu. Bak. Seviye. Seviye. Sonra ne oldu? Arzın merkezine gittim. Şimdi bizim standart Türk alıcı tiplemesinin düştüğü hatayı söylüyoruz. Ne görmüş bu coin? Maksimum 124.840 satoshi görmüş. Evet. Tamam. Diyelim ki 120. Geldik 120'ler şuralarda bir yerler değil mi? Abi 120'den 45'e kadar düştü. Üçte biri fiyatını alıyorum. Hı-hı. Ya üçte biri fiyatını alıyorsun değil mi? 45'e Hı-hı. aldın. Bakalım nereye gitti? Bak 45'e aldım. 800'de.
490'da. Paranı %90 erittin. Sen burada %70 ucuza aldığın zannettiğin şey senin paranı %90 daha eritti. Hı hı. Yani bir şeyin görmüş olduğu maksimum değerle minimum göreceği değer arasındaki farklılıklar her aşağı indiğinde kat ve kat artabilir. Dolayısıyla sen 100 birimi 50 birimi aldığın zaman yani %50 iskontolu bir ürün aldığın zaman kendini şanslı sayabilirsin ama o ürünün daha gidebilecek bir %45 daha iskontosu olabilir. Yani sen 100 birimi alabileceğin şeyi 5 birimi alabilirsin abi. Görüyor muyuz? Hı hı. Başka bir örnek. Şimdi biz ne yaptık? Seviyelerini belirledik. Şu otoyu kapatalım. Ontolojiyi merak eden birileri var ki söylediler. Bak. Ne oldu burası? Seviyeyi görüyor muyuz? Burası hep bir destekti değil mi? Aşağı. Önceki senaryo ile aşağı yukarı aynı şey. Efendim? Biraz önceki anlattığımızla aynı. Evet, evet. Şimdi burada görmüş burada olduğumuz her şey bir dönem destekti. Hı hı. Artık direnç. Yani ontoloji buradan sonra çıkışında test etmediği bölgelere kadar büyük bir ivmeyle gider. Fakat artık her vurduğu yerden bir geri dönüş alacaktır. Olur. Ya da test etmediği bölge diyorum. Bak çok önemli bir şey bu. Mesela neresi hocam test etmediği bölge derken? Mesela bakalım şöyle bir weekly açalım tekrar. Bak. Burası bir test. Doğru mu? Evet. Bak. Nereyi test ediyor? Kırıyor aşağı şu bölgeyi. Burası hı-hı bir kırılım. Doğru mu? Yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Dirence takılıyor. Hı-hı. Bak daha ta buradan belli burada bir direnç olacağı. Haftalıktayız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 hafta sonra aynı bölgeyi tekrar zorluyor. Hı hı. Bak, tekrar kıramıyor. Tekrar kıramıyor. Üstünde bir kapanış gelmiyor. Doğru mu? Hı hı, doğru. Üstünde kapanış gelmiyor diyorum ama bak bir de şöyle bir şey var. Bak. Burada ikinci bir bölge var. Görüyor musun? Hı. Bak. 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 Toplamda 3 kere direnç oluşturmuş bir bölge var. Bu deneme daha birinci dirence takılmış ve kaç kez denedi? Bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, bunu saymıyoruz. 6, 7 kez denedi. Toplamda buradaki süre yaklaşık çok evet, 7 ay falan bir şey saçma sapan bir süre var yani. 7 ay boyunca 7 kere deniyor ve aynı seviyede bak. Burada kaç para var biliyor musun abi? Şu harekette. Bak. 803. Burada bir %40 var. Hı hı. Şurada %50 var. Hı hı. Şurada bir %40 daha var. Yani aslında burada bu seviyeyi gören adam en az 2 kere işlem yapsa şurada buradan alıp şurada satsa parasını 2'ye rahatlıkla kat. Bak evet, hiç buralara falan gitmene gerek yok. Hiç zerre ilgilenmiyorsun. Şurada bile 2x para var. Şimdi geldik. 7 kere zorladı burayı ve kıramadı. Bir şey bir direnci kıramıyorsa mecburen bir alt seviyeye inmek zorunda abi. Bir alt seviye daha önce hiç inmediği bir yer olabilir. Mesela bakalım. İnmiş mi? Bak şu kırmızı tırtıklı bölgedeyiz şu an fiyat. Daha önce hiç inmediği bir yerde. Nereye kadar inebilir? Bak %50, %30 fiyatı almıştık diye seviniyorduk. Bak nereye geldi? Daha önce inmediği bir yere geldi. Evet. Yani ekip öldü. Ya da ekipten birilerinin gay olduğu anlaşıldı falan. Yani böyle bir saçma sapan bir şey. Peki hocam ontoloji ile alakalı bir soru geldi. Eski zirvesine 124.000'e gitmesi mümkün mü? Evetse ne olması gerekiyor ki gitsin? Ne olması gerekiyor? Teknik manada soruyor tabii. Hı-hı. Teknik manada hiçbir açıklaması yok. Yani şundan dolayı oraya gidecek falan. Hani öyle bir şey yok abi. Buraya o paranın yani onun buraya gelmesini sağlayacak olan para babası bu hı-hı parayı gömerse gider. Bak ben test etmesi muhtemel bölgelerden bir tanesi burayı görüyorum. Çünkü bak buraya gelmiş şu bölge test edilmiş mi? Edilmiş.
Buranın testi yok abi. Log bakmak daha doğru değil mi diye bir yorum geldi hocam. İstediğiniz şekilde bakabilirsiniz. Log bakarsın, regular bakarsın, fark etmiyor. Logaritmik kastediyor yani. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Evet, diğer arkadaşlar için söyledim hocam. Bak, testi var mı? Burada evet. Mükemmel bir destek varmış bak. Hı-hı. Mükemmel bir destek var. Her seferinde burada alıcı beklemiş çok uzun süre. Vurmuş, aşağı indirmişler. Vurmuş, aşağı indirmişler. Sonra artık burada demiş ki ben saldım artık. Bak, bu söylediğimiz zaman biraz önce dedim ya parayı koyacak ağababası. Parayı koyacak ağababası demiş ki ben çıkıyorum artık. Çünkü burada koydum yeterince. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neden buradan sekti acaba? Çünkü orada neden? Da sola bak. Bak. Tekrar. Bak burada. Neden buradan sekmedi? Neden buradan sekmedi? Ve buradan sekti. Çok bak. Büyük bir çıkış var çünkü oraları. Seviyemiz burası. Seviyemiz evet. Burası. Ben söyleyeyim mi? 0-13 olabilir mi? Çok büyük ihtimalle. Evet. Bakalım 0-13 mu? Bakalım arkadaşlar ne olduğunu anlasın. Sıfır on üç burasıymış. 0-13 değil. Sadece level sebepliymiş yani. Fibonacci 0-13 seviyesini kastediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi hiçbir seviyenin şans eseri oluşmadığını bir kere söyleyeyim. Aa buradan hiç beklemiyordum ya. Beklemiyordun çünkü görmedin abi. Başka hiçbir sebebi yok. Yani bunun buradan döneceği yani şurada bir alım olacağı %100 yani %100. Burada da bir satış olacağı %100. Çünkü daha önce destek yapmış bak. Nereden dönmüş? Böyle bir range var. Şimdi akıllı para ne yapıyor biliyor musun abi? Akıllı para alıcının bu bölgede beklediğini biliyor. Yani zaten akıllı para orada. Diğer akıllı para nerede? Burada. Hı hı. Buradan alan buradan satıyor. Sen tamam düştü 0.618 hadi gidiyoruz falan. Bir mum sonra lak diye çakıyorlar. Nerede hani? Hani peki, gidiyorduk. Burada. Tamam şimdi bak çok güzel bir yer daha var. Bu arada ilk kez bakıyorum ontolojiye. Farkındayım. Bak abi. Şimdi bu sektiğimiz bölge değil mi? Neden hı-hı. Bir kez daha burada hiç şey yapmadı? Bir test tane etmedi. Hiç hı-hı. Hani bir seksin yani. Değil mi? Burası çok önemli alıcı bölgesiydi. Nerede alıcı? Nerede? Yok. Kayboldu. Yok. Ekipte aksilikler çıktı. Alıcı nerede biliyor musun? Zaten bu bölgeyi test etti ve şunu geçemedi. Bak geçmesi gereken bölge haftalıkta şu bölgeydi. Bunun üstünde bir kapanış gelseydi trend buna ne diyorduk? Higher low diyorduk. Biraz sonra hı-hı. Link açacağım. Linkte bu higher low'lardan bolca göreceğiz. Bak higher low gelmedi. Ne yaptı? Lower high yaptı abi. Lower high yaptı. Yani. Okay. Bir soru var hocam. Peki o zaman bütün coinler aynı grafiğe sahip ise zirvede evet. Alanlar bir daha aldığı yerleri göremeyecek mi uzun vadede bile? Diye bir soru geldi. Uzun vadeden kasıt nedir bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Bitcoin 40-45 bin doları görüp aşağıya 20 binlere 16 binlere çakılmadan altcoinlerde şuralarda alan adamlar nefes alamaz. Olur. Yani şu bölgede şu bölgeyi test edebilmesi için bak şunu görmemiz lazım. Neye bakmamız lazım? Bir altcoin ya da altcoin bayramı bir şeyi dedikleri boğası. Boğası kılı tüyü neyse. Bak abi. Şimdi bu of ne diyorsun ya? Ha lan ödüm koptu 70'lere gelsen. Market. Şimdi bak abi.
bu Bitcoin'in yani piyasadaki bütün coinlerin içerisinde gücün hangi tarafta olduğunu gösteren, kimin dominant olduğunu gösteren, piyasadaki coinlerin tutarın, paranın %68.21'i Bitcoin'de şu anda. Tamam. Tamam. Şimdi bunu şöyle bir trend çiziyoruz. Neredeyiz? Bak hiç bir yere bağlamana gerek yok. Şöyle yaptık. Trend devam ediyor mu? Ediyor. Evet. Bu trend buradan kırılıp ilk test etmesi gereken nokta şurası. Bu testi başarısız kılar aşağıya şu bölgedeki desteğe kadar iner. Ve burada da başarısız olursa bak yani %68'den %50'lere gelirse yani şu anki piyasanın atıyorum 250 milyar dolar mı var? %15'i altcoin'lere geçerse o zaman altcoin'ler eski seviyelerine gelmeseler bile %25'leri görebilirler abi. Ama bu trend yukarı döndü, devam ettiği sürece altcoin'lerin eski hallerini bulabilmesi yani özellikle işte mesela ADA bak aynı şart. Anladın hani bunun gibi coin'lerin şuraları görebilmesi için Bitcoin dominansının kırılması lazım. Aa, burada da çok güzel seviye varmış. Girelim mi? Girilir mi hocam? Bak. Bak neden? Bak burası test edildi. Evet. Ve kıramadın. Bitti. Al sana bir test daha. Logaritmik bakarsanız farkı göreceksiniz şu anda diye Muhittin Kaplan ısrarla logaritmik bakmamızı söyledi. Buyurun logaritmik. Var mı yapmam gereken bir şey logaritmik bakan? Loga tıklayınca oluyor mu? Oluyor herhalde. Ben de logaritmik tek bakmam. Yani ne sağlayacak bana logaritmik? Şöyle bir Bitcoin görmemden dışında bir şey fayda etmiyor yani. İşte burada değeri var. 8829, 553. %95 kayıp var burada. Okay. Yani logaritmik de baksam algoritmik de baksam hiçbir şekilde fark etmiyor. %95 kayıp. Net. Kemiksiz %95. Bunun buradan buraya gelebilmesi için piyasaya tekrar bir trilyon dolara yakın dolar girmesi lazım abi. Çünkü ancak bunlara hacim gelsin yani. Baksana hacimine. Ha. Buyurun. Mumlara gel. Bak şöyle aylık yapalım. Uğraşmayalım. Gürültü kirliliğiyle. Al. Aylıktaki hale gel. Hı hı. Hacim ne oluyor? Düşüyor. Evet. Dolayısıyla ne bakıyorduk? Ha, link bakacaktık değil mi? Mesela link bakalım. Ya şu şeyi bir daha göstereyim. Bitcoin dominansını. Bitcoin dominansında bu şey kırılmadığı sürece hiçbir şekilde bak. Bak burada iki kere bir deneme olmuş. Görüyor muyuz? Gördük. Bir de geride var abi. Küçük. Aha. Bunu sayma. Bu zaten çakılmış. Bu tamam. Şunu bu impuls. Bunda bir şey yok. Bu trend. Bu aşağı inerken buradan sekmiş. Şimdi mesela buna trend-based Fibonacci kullanmak. Mesela çoğu insan burada hemen şey yapıyor, retracement açıyor. Buradan buraya kadar gitti, nereye gelecek falan. Hayır, burada bir trend var. Bir yerde bir trend görülüyorsa trend-based Fibonacci her zaman başarılı olur. Şimdi bunu da şöyle sağ tarafa çekelim. Make sense. Bak 1618. Tık. Tam bu konuda bir soru geldi hocam. Evet. Fibonacci de 0618 ve 0382'nin ayrı bir önemi var mı diye. 0618'in önemi var. 0382'yi ben çok önemli bulmuyorum. Benim en önem verdiklerim 618'ler, tam sayılar ve 013, 113, 213 diye gidenler.
gerisindekilerle 0.5 ile bile çok şey yapmıyorum. Bak 0.5 bende şu işe yarıyor. Yani ileride bir canlı yayın daha yapacak olursak o canlı yayında money management yani para yönetimi nasıl yapılıyor işinde 0.5, 0.25, 0.75 ve 1 üzerinden sadece bunlarla şey yapıyorum. Yani öyle bir FIP var. Mesela atıyorum buradan gireceğim işleme. Burası benim stopum diyorum. Burası 0.25 olmalı. İlk alacağım hedef de 0.50 olmalı. Yani koyduğum paranın bir birimin iki katı take profit noktası olmalı ki 1'e 2 işlem açayım. O benim işime yarıyor. 0.5 ile ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiklerimi şöyle göstereyim. Ha bu ben ilgilenmiyorum. Bu çünkü doğrudur diye söylemiyorum. Ben bu şekilde alıştım. Trade'de birçok doğru var. Birçok yanlış var. Benim için doğrulardan bir tanesi bu. Ulan bulamadım ya. Hayda. Var mı bir yanlış cevap vermiş olduğum? Bak benim için önemli olan kısım şu seviye 1.13 0.13 benim için önemlidir. Çünkü çok sevdiğim, çok beğendiğim ve gerçekten ultra seviyede trader olduğunu düşündüğüm bir adam bu seviye için çok özel şeyler anlattı. Ve dolayısıyla önem verdiklerim bunlar. Şunu söyleyeyim. Mesela bazı coinlerde algoritma hesabı yapabiliyorum. Bazılarında yapamıyorum ne yazık ki. Çünkü öyle bir algoritması olmadığına şahit oluyorum böyle birçoğunda. Fakat bazı coinlerde özellikle BNB'de mesela 1.618 tuttuysa 3.618'e gidiyor. 3.618 tuttuysa bir sonrakinde 5.618'e gidiyor gibi durumlar var. Algoritmik trade dediğimiz. Ama bazılarında da hiç çalışmıyor. Çünkü farklı şeyler var. Farklı alıcıları, satıcıları var. Okey. Bitcoin dominansını gösterdik. Gitmesi, kırması gereken seviye şurasıdır. Burayı kıramadığı her dakika altcoinler için bayram olabilir. Bak şu 72.04 dediğim bölge. Burası 1-2 test edildi. 3'te test edip eğer kırılmazsa evet, bir reject yerse şuradan şöyle kıytırıktan alacağın bir trend çizgisinin altına geçtiği anda şu şöyle yapalım. Aylıkta tabii şöyle haftalıkta yapsak daha güzel olacak. Sil şunu. Lan ne oldu? Mıknatısı. Mıknatıstan değil abi. Yani şu çıkıcı kafa düzelirse şu logo kapatalım da. Evet. Şimdi logla kullananlar bunun kırıldığını düşünüyor. Tamam bu kırıldı altcoin'ler bayrama giriyor falan. Bak aşağı gidiyoruz falan. Nereye gidiyor? Bir yere gitti yok. Konumuz burada yani. Bence. Ve yani zaten trendin kırılıp kırılmadığını da hemen şöyle bir tekrar göstereyim. Trend Base Fib ile görebilirsiniz. Şu 1.618 kırılmadan Bitcoin dominansı bozulmaz. Bitcoin'e bakalım. 1.618 kırılırsa da nereyi beklediğimi söyleyeyim mi? Bak. Alıcının beklediği bölge burası. 23 modası yok. 0.618. Burası kırılırsa, oyalanacaktır tabii, gidecektir, kalkacaktır. Ama asıl kalkış noktası burası olacak. Çünkü testi yok. Bak. Görüyor musun? Evet. Bu bölge testsiz. Test olmayan bölgeler her zaman bir tarihte ama yıllar sonra test edilmek zorundadır. Şu an S&P 500'de olduğu gibi. Millet koronadan, Covid'den, şundan bundan zannediyor ama hiç ilgisi yok abi. Korona olmasın bir garip olacaktı yani. Bu cümle önemli arkadaşlar. Sadece test edilmemiş bölgeleri çıkartırsanız, yani sadece bunu öğrenirseniz bile, tabii aylık, haftalık, günlük şeklinde test edilmemiş bölgelere eninde sonunda o mum uğrayacak
diye bir düşünceye sahibiz. Evet. Biz sahibiz. Siz sahip misiniz, olur musunuz? Size kalmış. Eğer yeterince uğraşırsanız sıkça karşılaşacaksınız bu mevzuyla. Biraz sonra da gösteririm zaten. Bak tamam, bunu kapattık. Link göstermek istiyorum abi. Link tamam, neden? Link gösterdim. En son bir Bitcoin bakabilirsek. Tabii ki. Tabii ki. Şunu miners yapalım. Link BTC neredesin? Evet. Şimdi görüyor muyuz grafiği? Burada bir ekip var, diğerlerinde olmayan. Ve bu arada bak şu yay şeklini görebiliyoruz değil mi? Özellikle çizmeye gerek yok. Yani giderek artan bir ivme var. Fakat volümde öyle bir ivme yok. Evet. Neden? Şunu es geçelim. Şunu es geçelim. Şu üç tane uzun boylu avareli çıkartıyoruz. Nerede volüm? Bak, volümün maksimum seviyesi burası. Evet. Ama volüm giderek düşüyor. Bu da böyle gidiyor. Bu mesela uyumsuzluk diye söyledikleri divergence. Böyle olduğu zaman genellikle aşağılarda test edilmemiş bir bölge ziyaret edilir. Özellikle şöyle iki tepe olacağı bariz belli olan yerler. Şimdi bak, aylığı alıyoruz. Aylıkta şimdi bu mumların her birinin bir adı var. Bir kere mumların ne anlama geldiği, iki tanesinin bir araya gelince ne olduğu, üç tanesinin bir araya gelince ne olduğu gibi durumlar var. Bunları kesinlikle ve kesinlikle öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Yani hiçbir şey öğrenmeyin. Bu mumlar ne anlama geliyor onu öğrenin. Japon mum grafikleri diye bakarsan evet, arkadaşlar. Evet, evet. Şimdi bak, aylıkta şuraya bir seviye atalım. Nerede? Şimdi bir ay geldi. Buraya vurdu. Aşağı indi. Yukarı çıktı. Aşağı indi. Nereyi test etti? Aşağıda şey. Evet, oralara. Evet. Neden? Çünkü daha önce burada bir yere çarpmış, geri dönmüş. Doğru mu? Doğru. Bak şimdi. Burada var mı öyle bir şey? Bak. Yok. Var. Ha, evet. Ben küçük ekrandan bakıyorum şu anda. Aha. Şimdi bak, bu bir seviye, bu iki seviye. Genellikle mumların kapanışlarını baz alın deseler de aslında vurdukları yerler asıl tokadı yedikleri yerler. Yani oradan öyle bir satış baskısı geliyor ki mum kapanana kadar sen, ben, Mustafa, Hüseyin, Ayşegül, herkes satıyor. Mum burada kapanıyor. Ama asıl burada tokadı yiyen başkası. Tokadı vuran burada bekliyor. Okey. Demek ki seviye burası. Sonra bir de buradan bir tokat vuruyorlar. Buraya kadar getiriyor. Nereye gelmiş? Bak, bunların hiçbirisi şans eseri değil. Evet. Görüyor musun? Nereye peki, gelmiş? Çalışıyor yani hocam. Evet. Ya abi, bu şans eseri olamaz böyle bir şey. Sonra bak, burada şöyle bir pin bar atmış. Tamam. Evet. Bir, iki, sonra burada böyle bir dönmüş buradan. Yine burada haftalık level olduğu kesin. Ama buna pin bar diyoruz. Tamam, böyle geldi iki mum, bir tane yaptı. Sonra bak, bu kadar güçlü bir mum var. Hı hı. Kaç tane aylık şeyin üstünde kapattı? Nerede yedi darbeyi? 2, 4, 6, 8, 10 ay önceki seviyeden darbeyi yedi. Okey. Bekliyoruz. Seviyenin üstünde kapattı. Evet. Sonra bak, nerede? Burada. Okey. Şimdi bak, bu bölgeye geldik. Tamam. Şurada ne gördüysen aynısı burada var abi. Hiçbir şekilde değişmiyor. Bak, buradan darbeyi yedin. Bu ne demek? Kesinlikle bir kez daha burayı test edeceksin eğer bu yukarı yönlü bir trendse. Tamam. Ve nereye inebilirsin? İlk ineceğin yer burası. Doğru mu?
İkinci ineceğin yerde burası bak. Daha 10 ay önceden belli. Kırdı aşağı. Nerede durdu? Buyur. Nereye gittin? Nereye gittin? Burayı test ettin. Kırabildin mi? Kıramadın. Ama yeni bir seviyeyi belirledi sana. Bak bu süpürme işlemi. Burada alıcı öyle bir yükleniyor ki burada satıcı olduğunu da biliyor zaten. Burada da biliyor. Buradan kendisi satıyor. Şuradaki alıcı buradan kendisi satıyor. Yeni seviyeyi kendisi koyuyor. Evet. Evet. Bak şimdi. Bu seviye nereye geldi? Bak. Şimdi 1, 2, muhtemel 3, 4 seviye yukarıda, 5 seviye yukarıda bir yere kadar vuruyor. Kendi satıyor. Hı-hı. Nereye getiriyor? Bir ay önce vurdu. Okey. Sen de burada diyorsun ki Allah link gidiyor alalım. Aldın. Patlıyor. Tamam aşağı gidiyor satalım. Gitti mi %20? Gene gitti. Sattın. Bak nereden aldı? Nereden aldı? Bak şurası kontrolsüz bölge. Yani buradan yine burada da çevirebilirdi ama eğer giderse de burada alırım ya dedi herif. Anladın mı? Çünkü biliyor yukarıya çıkartacağını. Bütün kontrol adamda. Şimdi bu çıkışın sorumlusu kim? Burası. Doğru mu? Evet. Bu çıkışın sorumlusu burası. Peki şimdi soruyu soruyorum. Orası test edildi mi? Bunun testi var mı? Yok. Evet. Kaç rakam? Not alalım. Yani orası test edilecek. Ama yarın, ama 10 yıl sonra. Yarın doğru değil. Ama burası test edilecek. Burası test edilmek zorunda. Hatta nasıl test edilecek biliyor musun? Bak. Bir aşağıya aynen. O bölge. Bu bölge şeklinde test edilecek burası. Şöyle. Ha, bu şuraya da gidebilir. Şuraya da gidebilir. Buraya da gidebilir. Ama dönüp gelecek. Ben linki buradan alacağım. Bakın bu cümle çok önemli. Şu an gidebilir yukarıya diyor ama almıyor. Linki alacağı yeri belirledi. Sabırla bekleyecek. Doğru mu hocam? Doğru. Burada bir... Şu an mesela bak şey var. Abi o zaman neden futures'dan buraya short açmıyorsun? Mesela değil mi? Neden açmıyorum acaba? Çünkü bak burada kırması gereken kaç tane seviye var. Eğer bunu buraya çıkartan adam sıkılmadıysa bunu çıkartmaktan benim paramı da alır yukarıya giderken. Ben 50 kere stop olurum buraya gelecek diye. Gerek yok. Gerek yok. Onun için daha mantıklı yerler var. Şimdi bak bu aylık seviyeler değil mi? Şimdi acaba bu seviyeler günlükte neler yapmış? Gözükmüyormuş da ben o seviyeyi söyleyeyim arkadaşlara. 15.000 ile 14.000 satışı arası. Söyleyeyim kabaca. Kabaca. Söyleyeyim. Bak. 12.600, 14.600. 12.500, 14.500 diyeyim yani. O seviye. Oralara gelir. Nereye geleceği abi oraya yazalım Emre tamam buradan parayı bulduk falan öyle bir kafaya girmemek lazım. Önemli olan bunu görmek anlatabiliyor muyum? Yani bak burada bir boşluk var. Şimdi bak bu seviyeleri biz ne yaptık? Aylıkta çıkarttık değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir büyütelim. Ne yapmış bu seviyeler? Görüyor musun? Hı hı. Günlükte gördük mü? Hayır. Aylıkta gördük. Kaç günler geçmiş? Bak. Bak. Burada kendine başka bir seviye edinmiş. Bak günlük seviye. Ben şimdi ne dedim? Bazı şeyler günlükte oluşuyor. Onları da sarı renkte yapıyorum dedim. Bak şunu ben biliyorum artık. Burası günlük seviye. Okey? Bak. Geldi. Kırıldı. Aylık seviye. Günlük seviyeye takıldı. Aylık seviye. Günlük. Aylık. Günlük. Aylık. Kırdı iki seviye. Tamam mı? Allah gidiyor. Burada aldın. Çat. Test. Gidiyor aşağıya. Test. Sattım. Abi bir daha vurdu yukarı. Şimdi anlatabiliyorum değil mi? Yani şey varsa aklınıza takılan yerler varsa sorun burayı anlamadık deyin. Bir şey yapın. Yani. Anlatabiliyor muyum? Burada hocam,
Tabii. Arkadaş da soruyor. Ben hemen şöyle bir Yakup Kalkan'ın bir sorusu var. Bir hafta için belirlediğimiz hedefimiz var. Sadece günlük grafiğe bakarak mı trend veya FIB çizmeliyiz? Şimdi tamamıyla başka bir başlık. Ancak evet. şöyle anlatayım. Zaman dilimleri birbiriyle bağımlı olmalı bence. Yani bağlantılı olmalı. Yani birisi 15 dakika bakıyorsa, tamam. Şöyle 15 dakikalık chart bakıyorsa bir üstündeki katmanla ilgilenmeli sonrasında. 1 saatlik ve 15 dakikalık çalışmalı. Eğer 4 saatlik bakıyorsa 4 saatlik ve günlük çalışmalı. Okey. Hafta kapanışına kadar haftalıkla ilgilenmemeli. Hı hı. Hafta kapanışı ne zaman? Pazar günü saat 3'te. Okey. Pazar günü saat 3'e kadar yani saat 12'ye kadar bakma. Son 3 saat ne oluyormuş de. Okey. Yani 3 dakikalık çalışalım. Bir farkı olacak mı seviyeleri? Bakalım. O zaman dilimleri insanın kafasını son derece karıştıran şeyler abi. Yine aynı arkadaşımızın bir sorusu var hocam. Mumların ne demek istediğini, mumların ne demek istediğini sürekli hacimle mi teyit etmemiz lazım? Güzel soru. Hacim o mumun fake olup olmadığını anlatır. O mumun, yani eğer o mum gerçekse alt tarafta da şöyle bir çubuk görmek lazım. Alt tarafta şöyle bir şey görüp böyle bir şey iniyorsa aşağıya, yani şu kadar bir kırmızıya bu böyle bir hareket görüyorsan orada bir hani işte bear trap, bull trap dedikleri traplerden bir tanesi evet, karşına çıkıyor olabilir. Ben başka bir şey anlatayım. Mesela ya bu niye böyle kare kare oldu ya? Şimdi mesela trendlerden konuşmamız lazım. Trend nedir, nasıl anlaşılır? Trendi gördüğün zaman her trend kırılımında aha tamam kırıldı en aşağıya kadar gidiyor filan kafası durumlar var mı? Mesela büyük zaman dilimlerinde günlükte bir trend örnekle. Şuradan şöyle bir trendimiz var diyelim. Okey. Şöyle yarım yamalak çizelim. Kırıldı trend. Altında kapattı. Şimdi sen burada satmadın ya. Mesela şunu görmeye rağmen burada satmadın. Ya da buradaki mumu gördün. Trende çarpar dedin. Çarptı yukarı çıktı. Aha gidiyor dedin. Şu mumu da gördün. Bak şu bir alım gücü. Sözde burayı kıracağını gösteriyor. Ama bu kadar gidebiliyor. Arkadan böyle bir satış geldi. Satmadın. 32.800, 33.000 diyelim. Bir sonraki mum nereye iniyor? 27.000. Ne kadar fark var burada abi? %20. Güzel var, evet. Okey. Şimdi dedin ki trend kırılmamıştı. Trendin geri dönüşünde satayım. Trend geri döndü. Yani trende geri bir test geldi. Test bile yapamadı. Doğru mu? Doğru. Burada sattın. Tamam. 30.000'de sattın. Koyalım şuraya tıkı. Trendimiz kırıldı. Trendi 30.000'de sattık. Şurada kaç kez alırsın? Bak. Aa tamam gidiyor lan. Aldım. Aa bunun altına gitti. Sattım. Aha kırdık. Aldım. Aha sattın. Aha aldın. Aha en sattın. Sevdiğiniz alım satın. Evet. Bak şimdi burada %20 zarar etmiştin ya. %20, %20, %20, %20 para bitti abi. Para bitti bak. Para yeni para koyarız hocam, sorun mu ya Allah aşkına? Evet. Dolayısıyla benim tavsiyem ne oluyor biliyor musun? Bir trend kırılabilir abi. Trendin yanından gidiyor bak. Farkında mısın? Yani bu çizgi, bunu bir şerit olarak düşünelim. Yani regression channel açayım sana şimdi bak. Şunu bir kapatalım, dur. Nereden bulabiliriz onu? Şu işimizi görecek mi? O görmeyebilir hocam. Görebilir ya. Dur. Bak.
Bak şimdi. Şu şöyle bir kanal aslında sana bir trend anlatıyor olabilir. Okey? Yanlış tool'la anlatıyorum şu anda. Ama sonuç itibariyle hareketin yönünü görebiliyorsun. Haftalıktan da bakıyorsun. Haftalıkta da bir yön var zaten. Okey? Geldin yine günlüğe. Bu trend kırıldı diye şuradaki desteğe kadar bak. Nereye atıyoruz desteği abi? Buraya. Nereye gelmiş? Oraya. Şans mı bu? Şans eseri mi buradan yukarıya döndü? Hayır. Çünkü bak burada ne kadar süre oyalanmış. Burada var mıydı bu? Yoktu. Silelim. Görmedik. Trend kırıldı. Sat. Gerçek level burası mı? Bak şunu gördün ya burada. Gerçek level burası mıydı? Hayır. Çıktı. Yukarı geldi. Burada bir alıcı var. Evet. Bak bu mum alıcıyı gösteriyor. Ama alıcı gerçek asıl akıllı alıcı burada değil. Çünkü akıllı alıcı zaten buradan buna koyduğu anda şuraya koyar. Çıkartır yukarıya yani. Ama bak ne yapıyor? Böyle bir hareketler. Sonra üçlü kırmızı. Niye burada durdu yine aynı seviyede? Çok büyük bir alıcı mı vardı? Hayır. Neden burada durdu yine? Çok büyük bir satıcı mı vardı? Hayır. Aynı adam. Aynı adam. Şu düşüşün sorumlusu kim? Şu düşüşün sorumlusu kim? Şu mumu yaratan adam değil mi? Evet. Bu çıkışın sorumlusu kim? Yine aynı. Buradaki aynı adam. Çünkü aynı yerden alıyor satıyor. Bak burada ne yapıyor? Abi kırıldı. Burası lower low mu? Hayır. Lower low değil burası. Burası lower low mu? Evet burası lower low. Gerçek seviye bu da zaten bak. Görüyor musun? Burası gerçek seviye. Burası gerçek seviye. Nereye geldi? Gerçek seviye. Evet. Abi burada şu harekete başladığı zaman zaten görüyorsun. Bak böyle har diye çıkmıyor. Har diye inmiyor. Bak görüyor musun? Bunlar neden böyle iniyor? Neden böyle dik çıkıyor da bunlar? Önce bir satıyor, alıyor, satıyor, alıyor, satıyor, alıyor. Bak burada gerçek seviye var. Bunun aynısı mı? Evet. Şimdi bak bu tarafını görmüyoruz ekranın. Doğru mu? Hı hı. Bu tarafını görmüyoruz ekranın. Doğru mu? Bak. Yürütelim. Nereye gelmiş? Görüyor musun? Aha gidiyor. Gidiyor. Çak. Buradan aldık. Tamam. Destek. Destek nerede? Kırdı mı sana desteği? Abi gidiyor aşağı. Nereye gidiyor? O zaman seviyeleri doğru belirlemek lazım. Evet. Gerçek seviye burası mı? Ne dedik biraz önce? Gerçek seviye burası mı dedim? Hayır dedim. Hayır. Neden? Burasıydı. Evet. Şimdi bak dikkatli bak abi. Burası değil dedik değil mi? Level'ın altında bir yerde tuttu. O ne lan? Gerçek seviye burası mı? Ve buraya bak. Değil. Gerçek seviye burası. Burayı test etti. Doğru mu? Herhangi bir şöyle bir hareketli bir trendli böyle bir satışlı alışlı bir şey görüyor musun? Hayır. Fake. Volüme bak. Düşüyor. Mumlar nereye gidiyor? Sorgusuz sualsiz yukarı. Sebep? Bir adam çünkü. Yakup Kalkan trendin günü için pullback durumunu esas almak lazım mı diye sormuş. Pardon abi anlayamadım soruyu. Trendin yönü için pullback durumunu esas almak lazım mı? Trendin yönü için pullback durumu. Soruyu tam olarak anlayabildiğimi sanmıyorum ama trendin yönü için pullback şöyle. Trendin ne kadar güçlü olduğunu anlayabilmek için pullback'e ne kadar bakmak lazım? Nereye kadar pullback mantıklıdır
sa eğer soru. Ben şöyle göstereyim abi. Bütün bu level'ları falan her şeyi siliyorum. Allah be, indikatörler gitti. Sıfırdan şöyle yapalım. Sen ya. Şimdi burada bir trend var mı? Şurada var. Bir trend var değil mi? Tamam. Eğer benim için bir trend gerçekten güçlüyse maksimum dönmesi gereken yer 618'dir. Şöyle göstereyim. Bak. Yani 0.382 gördü. Bu artık bir trend değil. Şu hareketini 382'den 2.618'e gelene kadar zaten burada 5x var. Bunu geçtik. Yeni trend burada mı başlıyor? Hayır. Yeni trend burada başlıyor. Bu bir öncekinin testi. Konsolidasyon. Buradan yeni trende başlatıyor. Sildik. Bak abi. 6 618. 5 618. 4 618. 3 618. Daha başka bir şey anlatmama gerek var mı? 2 618. 1 618. Okey. Bütün diğerlerini sil. Sadece 618'leri oyna. Okay. Evet. Ahmet Ozan Tatlısu demiş ki hocam, altcoin analizlerini BTC olarak mı, Tether olarak mı yapmak daha mantıklı? Evet, çok güzel ve çok can alıcı bir soru. Şimdi biraz kapatayım şunu bir, ekranı durduralım. Benim o çirkin yüzüme biraz maruz kalın. Abi, altcoin takip ederken eğer BTC ile alıyorsan BTC takip etmelisin, ama BTC'nin yönü de önemli. Eğer BTC yukarı yönde gidiyor, yani dolar olarak değerini arttırıyor ve senin coin'in de BTC ile korole bir şekilde kendi fiyatını BTC değeri olarak da arttırıyorsa tabii ki BTC ile almak mantıklı. Çünkü hem BTC'nin artıyor, BTC dolara karşı değer kazandıkça da sen de değer kazanmış oluyorsun. Ama sen BTC ile aldın, BTC yukarıya gidiyor diye senin aldığın coin'in dolar değeri artıyor. Fakat BTC değeri düşüyorsa, BTC ile ters hareket yapan bir coin almışsın. Yani reverse korelasyon var, ters korelasyon var. O zaman bunu dolarla düşünüyor olman lazım. Ya da BTC alıyor olman lazım. Aslında hani... şey gibi de düşünebilir arkadaşlar. Hani gram altını alacağınız zaman ne yaparsınız? Bir, gidersiniz altın ons değerine bakarsınız. Bir de dolar TL paritesine bakarsınız gibi. Sana bir soru var hocam. Trade dışında uzun vadeli tuttuğunuz coin var mı? Çok. Benim bir sepetim var. Sırtımda küfe o. İlk hayvan gibi piyasaya girip böyle hiçbir bok bilmeden alıp tamam bunlar ben ölene kadar dursun falan dediğim. Var sırtımda, dolu coin var yani. Ama o coinlerin, şimdi size şunu söyleyeyim. Asıl aslında pek anlatmaktan keyif almadığım fakat çok yukarıdan alan adamı şu dönemde kurtarabilecek olan işlem. Eğer paranızı hala harcamalıysanız. Martingale denilen mevzu. Yani sen bir coin'i 10 birimdeyken bir tane aldın. Tamam. 8 birimdeyken de bir tane aldın. 2 tane 9 birim ortalamalı coin'in oldu. Okey. 7 birime düştüğü zaman bütün bu anlattığımın sonunda bir birimini kurtarmak için kaç paranı harcadığını anlatıyorum. Bak, çok önemli bir matematik var burada. 10 birimdeyken bir coin aldım. 8 birimdeyken de bir coin aldım.
toplamda 9 birimden 2 coin'im oldu. Evet. 7 birime geldiğin zaman 2 birimde 7 birimden aldın. Toplamda 4 tane 8 birim eder coin'in oldu. Tamam. 6 birime geldiğin zaman, yani fiyat 6'ya düştüğü zaman 4 tane daha alıyorsun. Toplamda 7 birim eden, yani fiyatı 7 birimden 8 tane coin'in var. 5'e düştüğü zaman 16, 4'e düştüğü zaman 32 ve bunların tamamı 1 birimini kurtarmak için. Eğer ki Martingale mantıklı yapılırsa, mantık, holocular hala buradaysa. Burada var, burada var. Ben de holocuyum ama ben işte zamanında birazını sattım. Benim izinler. Şimdi atıyorum, 34'ten holoya yakalandınız, gidiyor falan. Hani burada mı ağır holo? Yani bak, holo mola yazıyorlar. Tamam, şimdi 34'ten holoyu aldınız mesela. Abi yok, gidiyor, dünya değişecek bu projeyle, Mars'a köprü yapacaklar falan. Ve yakalandınız abi 28 falan. Stop loss da nedir bilmiyorsunuz. Bu coin zaten uzaya gidecek falan. 16'ya indiğinde ya da 17'ye indiğinde paranızın %50'si eridi. Şimdi %50 aslında Martingale için iyi bir rakam. Yani 34, 17 eşittir falan. Aa, güzel alınabilir. Ama bekle abi. 34'ten aldım. Bekle. 12'ye indi değil mi mesela? Aa, bak. 36'dan aldın atıyorum, 12'ye indi. %30'unu alıyorsun, o kadar daha. Bekle. 6'ya aldın. 42 ve bölü 2 24'lere kadar indirdin mi? Dehşet bir coin sayısına ulaştın yani. O kadarını alabilmek için bir de gerçekten o kadar para verirsen ciddi bir limiti aşağı çekmiş oluyorsun. 12'ye geldiği anda bir anda kurtarabilirsin. Böyle bir durum var. Benim mesela aldığım coinlerden en pahalısı, yani Bitcoin'leri falan saymıyorum tabii. Yani şu an atıyorum XRP, benim elimde yaklaşık bir 1500-2000 tane falan XRP vardır herhalde. Maksimum aldığım değerler 30-35 centlerde falan aldığım değerler var. Maksimumu bu. Şimdi benim mesela beklentim 12. 12 cent bekliyorum XRP'den. Ama bu aman 12 centten alıyoruz falan, öyle bir durum yok. Benim beklentim 12'den de aşağısı alınırsa bir daha alabilirim. XRP ölmez benim için. Ne kadar aşağı inerse de insin, hiç umurumda olmaz. 1500-2000 tanenin bana bir zararı yok. Çünkü o paraya ihtiyacım yok yani. Eğer ki beklediğim yer gelirse %50, yani 12'den 18'e yürüdüğünde ben karlı bir şekilde çıkabiliyor olacağım. Ki 18'de satmayacağım zaten. Niye çıkıyorsun hocam? Ha, onu diyeceğim. 589 dolara olacaktım. Çıkmıyorum. 589 dolara kadar satmam hayatta. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Eğer ki bir coin'i aldınız, elinizde kaldı, satmadınız. Arkada para varsa bekleyin abi. Bak, biraz önce gösterdiğim şeyi yapacaksınız. Alacağınız coin'in adı aylık chart. M'ye tıklıyorsunuz oradan. Monthly ya da aylık. Türkçe ise aylıktır. Oradan en alttaki yere işaret koy abi. En alttaki yere bir tane çizik at. Tamam. Onun bir üstünde durduğu yere bir çizik at. Oralarda bekle. Bekle yani. Hani tamam, en tepeye çıkmasını bekliyorsun ya, bak. En tepeye çıkmasını bekliyorsun ya. En alta inmesini de bekle. Bizde şöyle bir durum var. Şimdi araba alacaksın abi. Gidiyorsun ikinci el bir araba mesela. Şu kadar olur mu, bu kadar olur mu, şunu mu, bunu mu falan. 40 saat pazarlık abi. 40 saat pazarlık. O arabayı satan adam da ihtiyacı için satıyor, eğer galeriden almıyorsun. Adam da alacak onu. Ya bir araba verecek, alacak kendisine. Ya çocuğun okulunu ödeyecek. O adamla saatlerce, günlerce pazarlık. Yok bu kadara verirsen alırız. Yok şunu yaptır öyle alayım falan. Abi coin almaya geliyor. Pazarlık yok. Ne kadar abi? Link. Yapıştır 3-7'den. Ya ulan linki tanır mısın? Adam ne iş yaptı? Ne yazdı? Anladın mı? Hani? Ne oldu ya? Ha? Ha, yok alalım falan. Satmaya geliyor mesela. 3-70'den aldın. 3-90'a çıktı. 4'e çıktı. %10 kar ettim. Abi %10. O bankaya, bak bankaya gidiyorsun. Şu an %8-10 versin diye adamın elini öpüyorsun. 5 dakika sonra %10 koymuşsun cebine. Yok.
%10 vereceksek niye girdik abi? Demirden korkan ya, trene binmesin falan. Bir de atasözü. 100x'ten aşağıya çıkmayız biz coin'le. Evet. Yani bu alımdaki rahatlık satımda olmadığı zaman para kazanma şeyi olmuyor. Bir de en önemlisi abi, şimdi ne diyorsun? Senin bir atıyorum bir aylığın var. 3000 lira bir para kazanıyorsun diyelim. Bu 3000 liranın 2000 lirası senin giderlerin, 1000 lirası da keyfe keder harcayabileceğin bir şey diyelim, değil mi? Bu keyfe gider harcayabileceğinin 3'te 1'i kadar senin trade yapabilme hakkın var. Bu gerçek money management. Hı hı. Yani sen 2000 lirayı harcamalarına ayırdın. 1000 lira keyfe keder şeyin var. Keyfinden ve kederinden vazgeçmeden. Sadece 3'te 1'iyle, yani kalan 1000'in 300'ü, 350'siyle trade yapmalısın. Ve bunu da kaç parasını kaybedersen sinirin bozulur, bunu bir ölçmelisin. Bunu nasıl ölçebilirsin biliyor musun? Bak çok basit. Hiç trade mret yapmana gerek yok. Dolmuştan 350 lirayı böyle aşağıya sal, devam et. Sinirin bozuluyor mu, bozulmuyor mu onu bir ölç. Ondan sonra trade yap abi. Çünkü o maksimum o sürede kaybedeceksin eğer bir şey bilmiyorsan. Yani gitti. Bu kadar. Gitti yani. O 350 giderse senin elinden, ya 350 lira düşürdüm lan bugün diyorsan parayı düşüreceksin orada yani. Hani emin ol o borsada o para düşecek. %100 yani. Dolayısıyla ne kadarını düşürürsen canın yanmaz. Cebinde 350 var. 10 lirasını düşürdüm. Tamam. 10 lirasını düşürdüm. 340 lira cebimde kaldı. Sinirim bozulur mu? Benim bozulmaz. 10 lira düşmüş derim. Bu da money management'ın ikinci ayağı. Yani sinirin bozulmayacağı kadar para riske et. Bunun bir de matematiksel oranı var. Bir birim riske et, yani 100 liradan birini riske et, 1 lirasını. Kaç para kazanmak için? 2 lira kazanmak için. Bu 1'e 2, 1'e 3 seni milyoner yapabilir. Eğer buna disiplinli bir şekilde sarılırsan. Bizim yani tanıdığım adamlar var, Twitter'dan, şuradan buradan yazıyorlar, ediyorlar filan. Mesela araba almış adam coin'le, ev almış adam coin'le. Abi diyor biz nereye, ne alacağımızı şaşırdık falan. Çok güzel. Şimdi ne alabiliyorsun? Göstermeyeyim buradan ne alabildiğini. Anladın mı? Göstermeyeyim. Çünkü şans eseri kazandın. Nasıl kazandığından haberin yok. Nasıl kaybedeceğinden de haberin olmadı yani ve kaybettin. Bitti bu kadar. İşte zaten hemen bir örneğini hemen kısa bir şey ya, mor çatının dibi bir durumu anlatayım. Arkadaş, camiadan bir arkadaş, kazara Bitcoin 8000 dolardayken alıyor. Bitcoin 18'e çıktığı zaman kendi evi dahil iki arkadaşına dahi ev sattırıp 18000 dolardan Bitcoin alıyorlar. Diyorlar ki 100.000'e gidiyor bu. 3 ev alacağız 2 hafta sonra. Aldılar. Çadırda yaşıyor şu anda. Çadırda yaşıyor şu anda. Anlatabiliyor muyum? Ve sırf yani şöyle bir yeşilin, şöyle bir kırmızısının olabileceğini hesap edemediği için. Yani bir harekete iki arkadaşının borçlarını ödemekle, bütün maaşıyla şu an çadırda yaşıyor falan. Daha anlatacak bir şey var mı? Yok. Evet. Şimdi ben biraz önce bir şey diyecektim. Ben Yakup Kalkan'ın şu sorusunu daha düzgün bir şekilde cevaplamak istiyorum abi. Sözünü biliyorum, pardon. Buyur. Bir hafta için belirlediğimiz hedeflerimiz var. Bir hafta için hedef belirlemek nasıl oluyor ben onu anlamıyorum. Bir hedefe bir saatte de gidebilirsin. İki haftada da gidebilirsin. Tamamıyla volümle ilgili bir durum bu. Yani sen o volümü öngörebiliyorsan büyük iş beceriyorsun. Bir haftada ulaşırız biz buraya falan, hani ben yapamadım. Ama varsa bildiğin ya da takip ettiğin bir şey okey. Günlük grafiğe bakarak mı trend ya da fibo çizmeliyiz? Şöyle göstereyim abi. Bir ekran paylaşıyorum şimdi. Tabii sen paylaş. Bana düşünce yayını alacağım, hazır ederim. Mesela... Evet, ekran yayınında. Hot Eat. Bütün her şeyini silelim.
Okay. Ought eat. Şimdi nedeyiz biz? Günlükteyiz. 4 saatliğe geldim. 4 saatlikteyim şu anda. Pardon. Take mum. Dört saatlikten günlüğe geliyorum. Hiçbir şey gösterme tabii. Bir saatliğe geliyorum. 2.618. Geçmişe geldik. Görüyor musun? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Alakasız bir yerden bir şey çektik. Fibo çektik. Fibonacci çok önemli bir şey değil abi. Böyle vay canılan sihirli bir şey buldum. Fibonacci diye bir şey varmış falan diye ben de gezdim. Aslında bir numarası yok Fibonacci. Bak. Çok açık ve net. Siliyoruz Fibonacci'yi. Bak. Weekly'ye geliyoruz abi. Bak Fibonacci, Fibonacci geçiniz. Paranın nerede durduğu önemli. Fibonacci oralara zaten uğrayacak ya. Para nerede durmuş? Para burada durmuş. Bak. Şans eseri mi durmuş burada? Hemen büyütüyorum. Hayır. Bu şans eseri mi? Değil. Peki bu şans eseri mi? Değil. Değil. Fibo'ya ihtiyaç var mı? Geliyoruz. Kırdı mı? Kırdı. Kırdı mı? Kırdı. Nereye geldi? Şans eseri mi? Bir önceki seviye. Değil. Yani iki önceki mumun seviyesini kastediyorum. Evet. Bunun testi var mı? Bunun testi yok. Holo bekleyenler için. Bunun testi var mı? Tamam. Daha güzelini söyleyeyim. Şunun testi var mı? Burası gerçek seviye. Bak. Kırmış. Al sana test edilmeyen iki bölge. Şimdi şunun testi var mı? Ya. Bunun testi var mı? Yok. Yani yok. Kısaca şöyle bir şey yapabilir miyiz? Aşağıda yukarıda o test edilmeyen bölgeye uğrayacak bir zaman. Şöyle bir şey yapabilir mi? Mümkün. Gayet mantıklı değil mi? Bak. Tersi de mümkün ama. Hatta, önce yukarıyı test edip öyle mi diyorsun? Öyle mi diyorsun? Haftalık yani. Bunlara bak. Haftalıklar ağlıyor. Bu hafta kapandı mı? Yok daha kapanmamış. Ulan ben 3 saat sonra balığa gideceğim abi. Tamam, bak abi. Masadan kalkınca gidersin. Bak. Oh yeah. Testi var mı? Yok. Yok. Test edilecek diye bir şey söylemiyorum buraya. Bak. Ama benim şuradan gördüğüm bu ne biliyor musun? Don lastiğini germişsin. Şak diye vurmuş. Tamam mı? Sonra diye bak böyle şu çok yumuşamış abi burası. Bak volüme. Bak bir bu volüme bak. Bir bu volüme bak. Bunların boylarına gel. Ne olmuş? Burada artık satıcı bitmiş. Tükenmişlik sendromu yaşıyor şu an. Bak burada satıcı bitmiş. Satıcı alıcıların arkasına geçmiş. Bu kadar bir mumla şöyle bir hareket yapmışsın. Bir sonrasında nereden baksan %20 daha yüksek volüm olmasına rağmen bu ne demek? Burada satıcı bekliyor demek. Neden? Buradan bak. Görüyor musun? Şimdi bunları Fibonacci ile göremezsin. Fibonacci'yi açarsın, Fibonacci tarihi olarak sana gösterir ve böyle bak gördün mü? Oturuyor mu? Oturuyor mu? Oturuyor mu dersin ama ben söyleyeyim oturacağını. Bu mumun gelişi buradan belli zaten. Şu mum ve şu mum bu mumu anlatıyor zaten. Çünkü bak bak hep satıcı burada aşağı baskılayan şu inişin sorumlusu bu mumu yaratan abi.
Okey. Şu mumu yaratan abi bu inişin sorumlusu ve burada bekliyor hala. Bak. Anladın? İsmail, Hüseyin, kimse o. Bekliyor. Bastırdı aşağı. Bir mum daha yukarı gider. Bu hala şu seviyenin altında kalırsa ilk test edeceğin yer burası. Kapanış olarak. Evet. İlk test edeceğin yer burası. Çünkü bak burada kendini belli etmiş. Burada da test edebilir mi? Edebilir. Ama bence level burası. Çünkü bak burayı test ettim bir kere. Bak. Burayı test ettim. Yukarı kırabildin mi? Hayır. Yani bu destek sana yetmedi burayı alabilmene. Sırtına daha rüzgar doldurman lazım. Yelkenin rüzgarı burada. Okey? Eğer burası da mı doldurmadı? Çıktın vuramadın. Buradasın. Dolayısıyla Fibo sana bu seviyeyi, şu seviyeyi, şu seviye diye göstermiyor. Bak abi haftalıkta nereye gideceği çok belli. 210 tutması 187. Ha kırdın. Bunu kırdın. Şunun üstüne attın kendine. Okey. Buradan geldin. Nereye gideceksin ilk? Buraya. Evet. Burası senin desteğin. Çünkü buradan satan adam artık senin arkana geçti. Kanka oldunuz. Öyle bir durum var ya bizde. Bükemediğin bileği öpeceksin. Bu artık senin kanka. Böyle geliyor herif. Burada seni aşağı ettirmeye çalışan burada yukarıda tutmaya çalışıyor. Çünkü aldı. Hocam bir de bir şey soracağım. Bu arada Muhittin Kaplan şu an ekranda yazan yorumuna katılıyoruz. Bir de şunu diyeceğim hocam. Şimdi bizde beklenti genelde şu yönde. Mesela işte Hola baktık. Hola yatırımcıları burada fazla şu an bizi canlı da dinleyin. Ya işte bir gün sabah kalkınca işte 2x, 3x, 5x, 10x giderse hani gitti değil mi daha önce? Gitti. Evet, yani 287 GV'den ben aldım. Hatta aldığımın gecesi yazışıyorduk grupta. Holokoptu, hadi atlayın arkaya gidiyoruz falan böyle bir yani, tren şöyle falan diye. O günleri unutmayacağım. 450 oldu dedim ki abi 500'de bunun dönmesi lazım. Sonra 900'de dönmesi lazım dedim. Alek 1400'e kadar koparttı gitti. Sonra? Evet. Şimdi sonrasına gelelim de. Gelelim. Şimdi yatırımcıların yani genel manada uzun soluklu yatırımcıların korkusu ve tedirginliği bu noktada. Yani tamam düşüyor evet ama ben şimdi satarsam bu birden kalkar. İşte hani genelde öyle olur ya ben sattım kalkmaya başladı falan. Abi çünkü bak bu ben sattım kalkmaya başladı. Ben aldım düşmeye başladı. Yani onun bir kader olduğu düşünülüyor. Ben de o kadar çok şey yaptım ki beni bekliyor. Bak kendini ekranla konuşmaya başladığını gördüğün anda artık o iş senin işin değil. Ben çok konuştum ekranla. Beni bekliyordunuz değil mi lan? Beni bekliyordunuz falan diye böyle ekrana bakıyorsun. Herkes seni izliyor o anda. Bye dedin sen. Anladın? Yani ve şey oldu. Neydi o? Aha aldı. Satın lan hepiniz falan. Böyle bir şey olabilir mi? Aldığın yer yanlıştı. Hıyar gibi almaman gereken yerden aldım ben kaç defa. Har diye süzüldü aşağı. Ya, çıkacak ya. Kripto dünyası değil mi? Oluyor böyle şeyler falan. Kesin bir yerde bir haber oldu. Bir işte fundamental analizci bulayım ben kendime. Haberleri o takip etsin. Ne ilgisi var abi? Gittik mal gibi çıkıyor diye dirence vuracağı yerde alırsan orada satıcı bekliyor. Bak abi. Şimdi şunu bizim anlamamız lazım. Bu işte çok parası olan insanlar en az para kaybına tahammülü olan insanlar. Tekrar ediyorum. Sen ne kadar az para kaybetmeye tahammül edebiliyorsan o kadar kazanabilirsin. Kayıp önemli değil. Bende var arkada. İhtiyacım da yok o paraya. Bak ben de mesela bundan 15 dakika önce serin serin diyordum ki ya ihtiyacım olmayan. Niye ihtiyacım olmasın lan? Var ihtiyacım. Mesela iPhone 12 çıkacak. Karıma, çocuğuma falan. Alacağım belki. Alamam şu anda. Çünkü sırtımda küfede biriktirdiğim coinler var. Anladın?
Ben o paraları kaybetmeyi göze almasaydım, ben %5 kaybettim abi. Tamam çık. Umurumda değil abi. Adamlar böyle bak. %5 herif için ne demek biliyor musun? İntihar sebebi ya. Bak herifin milyon doları var. %5 kaybedecek. Bak ya satar bütün holdingleri satar abi. %5 dediğin. Anladın mı? Adamların hiçbir şekilde kayıba tahammülleri yok. Dolayısıyla smart money dediğimiz akıllı para hep doğru noktada. Sen o noktadaki adamın yanına abi falan deyip böyle sığınırsan parayı ya kazanıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Bak adam şöyle bir yeşil mum çıkartıyor. Tamam mı? Gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Atlayın. Bak. Aha buraya gidiyorsun bak. Tak. Gidecek. Şu bir de şöyle bir şey yapıyor bak. Böyle çıkıyor. Tamam kırdık. Kırdın evet. Laks diye aşağı gidiyorsun abi. Sonra bir daha o seviyelere ne zaman gelebiliriz? İkinci soru. Anlatabiliyor muyum? Yani kimse seni beklemiyor. Sen aldın diye satmıyor. Sen yanlış yerden aldın. Yanlış yerde sattığın yukarı çıktı. Heh, şu var. Coin'i almadın, almadın, almadın ve coin fırladı. Benim başıma gelmedi mi? En az 20 tane, 30 tane chart attım coin traders'a. Ya bak BNB gece 3.30'da affedersiniz tuvalete kalktım. Elimde telefon coin bakıyorum. Bak, gece 3.30 tuvaletteyim. Coin bakıyorum. Alım şeyine baktım, tahtasına baktım. Dedim ki Çanakkale geçilmez. Tamam mı? Çanakkale geçilmez. 4.80'di abi fiyat. Dedim ki hadi sabaha alırım. Şimdi bir 15-20 tane alayım. Aldım 4.80'den 15-20 tane. Gerizekalı alsana 1000 tane. Al 1000 tane. Sabah kalktık 5.85'ti. Ya nasıl olsa aşağı iner. İndi 40 dolara çıktı. Kaçırdın mı? Kaçırdım. Ne oldu? Dünyanın sonu mu oldu? Fırsat 40 sent. Bak bir şey söyleyeceğim. 40 sentten link alacağız dediğim zaman aldık mı? Almadık. Aldık. Aldık. Ama yeterince almadık. Yani azaldık. Neden? Canım. Neden? 40-80. 40-80. 40-80. Ben dedim ki şu 40'a bir kez daha inerse aşağıda 24 var abi dedim. Evet. Tamam. O 40'ta al. Şimdi böyle hatalar olmuyor mu? Oluyor. Ama sen önce o 40'ı bir yakalamayı bir bil. Anladın? 1.80'den alıp 1.20'de sattım. Gitti %30'u paranın. Tamam. Sonra 80'e düştü. Aldım. 1.20 yaptı. Satmadın. 40 sente indi. Bir de orada 80 sent zarara girdim. Bitti. Paran kalmadı. Anlatabiliyor muyum? Alıcıyla satıcının yerini doğru belirleyemediğin sürece para kazanmanın imkanı ve ihtimali al-sat yaparak yok. Ha, dersin ki abi bende iki tarla var. Tamam. Bir de traktör var. Ben bir tanesini ekeceğim bunu. Diğerini de gömeceğim buraya. Yani atıl duruyor. Bu benim toruna kalacak tarla. O zaman yat kardeşim. Bu investorlıktır. O zaman senin dediğin o temel analiz yani yarın öbür gün girip de 404 yazıyor lan bu ne demek oluyor falan karşılaşmayacağın bir ekip bul kendine. Oraya bir tarlanı göm. Bak buna bir şey demem. Bu yatırımcılıktır. Ama haberinde olsun ki yani o çıktı iniyormuş falan yanlış yerde satmaya. Parayı bir ikiye katladıysan sat çık yani yüze katlayacağım diye uğraşma. Anladın mı? Ama öyle cebindeki 500 doları, 1000 doları aldım koydum da buradan ben trilyoner olacağım falan. Olabilen varsa beri gelsin. Yani. Bu noktada hocam şey var. Şu görüşünü senin öğrenmek isterim. Ben biliyorum da hani arkadaşlarımızla anlatmak için. 2017 boğası gibi bir boğa daha yaşarsak işte elimizde ucuza aldığımız ne bileyim işte 1000 dolar gömüp aldığımız coin 100 bin dolar olabilir ihtimali. Çünkü bir gecede böyle paralar 2-3'e katlanıyordu falan. Öyle bir boğa vardı. Tekrar sence öyle bir boğa gelir mi birkaç yıl içerisinde? Gelir. Neden gelmesin? Gelir. Ama önemli olan sen o saatte uyanık olacak mısın? Yani problem orada. Sen bir şeyin hedefini koymadıysan abi. Yani 3.20'den XRP alan arkadaş ne hedefledi? Bana söyler misin? 5 dolar ya da 10 dolar. 5 dolar olunca satacak mıydı? Bence satmayacaktı. 3.20'den bir coin'i alan adam böyle çıkmış bir coin'i en tepeden alan adam 5'te satar mı? Böyle kafadan 50 olması lazım. Daha 2x ya da 15. Değil. Yani tabii satmaz daha 2x bile yapmamış.
Peki bir şey söyleyeceğim. 2x yapmak için satmak isteyen adam yarıya düştüğünde neden satmadı coin'ini? Yani 3.20, 3'ten aldı, 4.5'a ya da 6'ya çıktığında satacaktı değil mi? 2 katı. Hı hı. Para yarıya indiğinde niye satmadı 1.5 dolara geldiğinde? Çünkü para yönetimi diye bir şey yok zaten yani. Tamam. 1.5'ta satmış olsaydı 20 centten şu an kaç bin tane alabilecekti? Anladın mı? Problem burada. Yani sen elindekini satarak da arttırabiliyorsun. Bak. Evet. Belki paranı kaybettin ama para edebilecek birimini arttırabilmen için bazen satman gerekiyor. Yok biz bende 250 tane XRP var. 750 dolar verdin 250 tanesine. 50 dolar alınıyor şimdi. Anladın? 750 dolar. Böl 700 dolar de. 350'deyken sattın yarı fiyatına. Şimdi 350 dolara kaç bin tane alıyorsun canım kardeşim? Anladın? Evet. 20 centten 30 cente çıkınca ne oluyor? Paranı kurtarıyor musun? Kurtarıyorsun. Beklemeyeceğim 5 doları. Hı hı. Matematik abi. Biz bölme, çıkartma, çarpma, 4 işlem eksik olunca bir de üstüne İngilizce olmayınca. Anladın? Sonuç kaçınılmaz. Bak aynı hataları ben de yaptım. O kadar iyi biliyorum ki bu hataları. Yani şurada anlattığım bir şeyi hani ben yapmamış olayım. Yok kesinlikle yaptım. Hepsini ağa babasını yaptım yani. Böyle kendilerimi yediğim, klavyeyle konuştuğum, çarptığım, bağırdım, küfür ettim falan. Bunların hepsi oldu. Ama sonuçta bir şey var ki o grafiği anlayamazsan ve gerçekten paranı bir daha açıp bakmayacaksan ancak seni huzurlu bir hayat bekliyor. Bak burada Muhittin Kaplan demiş ki %99 psikolojiktir trade. Geri kalan para yönetimidir. Tam tersi. Mesela bu fikir o kadar yanlış ki. Yani o zaman bütün psikologların trade'de paranın dibine vuruyor olması gerekiyordu. Doğru mu? Trade evet. %99 psikolojik değildir. %99 psikolojiktir diyen ya da buna inanan kişinin planı yoktur. Plan para yönetimiyle de olmaz. Yani hani para yönetimi bir şeydir, plan başka bir şeydir, psikolojisi de başka bir şeydir yani. Hocam şu an neredeyse 2 saattir yayındayız. Sen de sabah erken gideceksin biliyorum. Son bir BTC'ye bir bakıp istersen. Yani konuşacak şey çok bitmez de. Evet. Üç, yani ben bıraksam bir hafta anlatırım. Ben bırakırım da. Yenge bırakmaz bence. Tamam ben BTC'yi açıyorum abi şimdi. Ne oluyor? Bir bakalım. Bu arada arkadaşlar Saygın Hoca'yla canlı yayını beğendiyseniz ve devamını isterseniz yorumlarda baskı yapın. Zor ikna ettim zaten. Bak böyle bir şey yapıyor BTC. Anladınız mı diyor. Dur hocam dur. Şimdi paylaşıyorum ekranı. Ha şimdi paylaştım. Güzel mi? Ne yapıyor ya? Şimdi bu bir marifet değil. Bak şunu yapıyoruz ve buradan ne anlıyoruz? Haftalık chart. Sizce ne oluyor? Şu üç mum ne anlatıyor size? Şimdi bak çok güzel bir şey söyleyeceğim. Şu düşüşün sebebi olan arkadaş kim? Bu çıkışın. Şu. Hı, evet tabii. Hı. Bu değil mi? Testi var mı? Yoktu değil mi? Ne yaptı? Bak 3700 lira kadar geldi. Sonra ne yaptı? Test. Hı hı. Buyur. Neden burası? Bu bir tesadüf mü? Bunu başka hayır, bir şey açayım. Bak şimdi şöyle yapayım. BTC diye. Daha önce girişmediğimiz bir borsadan bakalım. Neresi olsun mesela? Bitfinex olsun. Bitcoin dolar. Buyurun. Aa, buraya da yapmışız. Bunu sıfırlayayım şimdi ben. Her şey bitti. Tamam.
Aylıktayız. Burası tesadüf müydü? Hayır. Değil, değil mi? Peki buradaki kırılım tesadüf müydü? Hayır. Şu, şu. Neden burası tesadüf değil? Çünkü bak, burada bir level var. Buraya oturmak zorunda. Bak, bu daha önce böyle gidip buraya bastı. Yani burada bir basamak var. Onun için. Hı. Değil mi? Okay. Şu bölgenin testi var mı? Aşağı düştükten sonra. Yok. Bunun testi var ama, değil mi? Bak. Onun var, evet. Evet. Demek ki bu bölge tested. Untested. Şimdi untested dediğimiz testsiz bölgeyi kırmızı yapıyoruz. Değil mi? İlk test edeceğim bölge burası. Çünkü burası test edildi ve buraya kadar indirdi. Bu demek değil ki. Bak, bu demek değil ki. Buradaki arkadaş tekrar buradan aşağıya basmayabilir. Basabilir. Nerenin testi yok aşağı inerse? Ne kadar aşağı ne kadar aşağı ineceğiz acaba? Değil mi? Eğer trend yukarıysa buraya geleceksin. Yani 7800. Evet. Evet. Sebep. Ayda. Sebep. Bak. Buranın yukarısı ve buranın aşağısı şeklinde ayrılan iki tane bölge var Bitcoin'de. Biri 6800 şu bölge. 6600 şu bölge. Tamam. Şuralar. Bak. Şu an Bitfinex'te dolar bazlı kadar değil arkadaşlar. Bak. Rakamlara aldanmayın. Buranın aşağısı ve buranın yukarısı şeklinde iki bölgemiz var. Bak, bunlar ara bölge. Bu bölge ara bölge. Okay. Buranın aşağısı ve buranın yukarısı var. Doğru mu? Doğru. Doğru. Şimdi abi buradan basarsa senin ilk gelip vuracağın bölge eğer şu bölgeyi de kale alırsak bak, kapanış, kapanış. Burası da bir bölge ama bence asıl şu bölge güçlü bölge. Bunlar da 20 dolarlar, 30 dolarlar mesela. 7890 diyor ama 8000 de diyebilirsin. 7800 de diyebilirsin. Yani hiçbir zaman nokta atış bir dolar şu bu beklememeniz lazım. Okay? Bu sonuçta milyar dolarların döndüğü bir şey. En son satan abi biraz fazla satarsa buradan biraz aşağı sarkıtabilir. Yani. Ama alıcıyı çok değiştirmiyor. Bunu bölgesel olarak düşüneceksiniz. Peki hocam, bu 1800'cüler var Bitcoin'de biliyorsun. O onlardan biri benim. Onlardan biri benim. Hastasıyız onun. Bak. Neye dayanarak? Neye dayanarak mı? Hı hı. Testi var mı? İşte buna dayanarak. Yok. Testi var mı? Yok. Tamam. Buna dayanarak. Yani sen Bitcoin'in 28 bin dolara gidebileceğine inanıyorsan buraya geleceğine de inanacaksın abi. İnanmıyorsan zaten işin yok burada. Yani. Orası da 1170 dolarla 1400 30 dolar civarı diyorsun. Aylıkta bu. Haftalıkta daha da güzel yerler bulabilirim. Yani. Hı hı. Bak, buranın testi var. 2000 dolar. Buranın testi var. 1800 dolar. Hem de çok güzel test. Bak, ha, bak işte hastasıyım böyle işlerimle. Şunları gördüğüm zaman param olsun olmasın ben bakarım bunlara. Bak. Bundan daha güzel destek direnç gözükebilir mi abi? Bak. Direnç.
Destek, destek, destek. Şuraya bak. 1826 dolar. Muhteşem bir yer burası. Ama burası destek mi, direnç mi bilebiliyor muyuz? Bak burayı bilebiliyorsun. Evet. Gördün. Direnç. Aşağı indirdi. Kırdı. Destek. Direnç. Aşağı indirdi. Kırdı. Destek. Hı hı. Çıktı yukarı. Bak. Burada da spinner var bak. Kapatıyoruz şunu. Bak şu çok önemli bir nim. O yüzden bu var. Hı hı. Görüyor musun? O yüzden bu mum var. Hı. Bak buradan 2050. Gitti. Gitti. %50 yaptılar. Bir hafta sonra. Tax. Ne oldu? Al sana %50. Al sana %50. Evet. Sonra Allah'ım yine gitti. Yine alamadık. Kaçırdık bilmem ne. Bak. Hop. Hop. Al sana %50. Bir hafta sonra al sana %50. Sen şimdi burada alsat yapabilir misin bu adamlarla? Burada senin takip edeceğin şey artık nedir? Trend. Trend seviciler. Trend ayağımıza geldi. Bak al sana trend. Trend kırıldı. Abi nereye gittik? Sat. Sattım. Buyur. Sen satınca yükseldi. Ben satınca bütün dünya bana karşı geldi ve bir anda gitti. Beni bekliyorlar. %70 falan. Sonra burada neden durdu? Acaba tesadüf mü? Yükselmesi bak, için aşağıyı test etmesi gereken bölge var. Evet, bak buradaki 3 mum boşuna olmadığını ispat etmesi için buraya ayağını basması lazım. Yani bu merdivene basmadan yukarı çıkabiliyor musun abi? Bunların hepsi merdiven. Merdivenleri tırmanmak zorundasın. Neden bu var? Neden böyle aşağı indi? Burası merdiven. Sen Allah gitti diye dediğin yer aslında merdiven. Ha, gitti. Nereye geldi? Aha burada. Burada almadın. Gitti 5000 dolara. Anladın? 2000'den almadın. Kaç bu? 3000 mi burası? 3000'den almadın. Gitti 5000'e. Geldi nereye? 3000. Coin'in zaten güzel kısmı o abi. Coin sana defalarca şans veriyor. Defalarca şans veriyor. Ama sen mal gibi her seferinde bu şansı kaçırırsan o zaman ben satıyorum böyle oluyor diyorsun. Bak al sana örneği. Linkte gösterdim. Hı hı. Burası test edilmek zorundaydı. Edildi mi? Edildi. Ama 14'e gitti ama 114'e gitti. Fark etmez. Bak. Döndü dolaştı geldi. Evet. Ah saat diye alalım. Label'larımızı görelim şimdi. Bak. Haftalıkta koyduğumuz level'lar. Hı hı. Buyurun. Hocam şimdi Hamza Çetin'in bir sorusu var. Bununla birlikte genel bir soruya çevirip dilersen artık benim için önemli değil. Ben seni düşündüğüm için söylüyorum. Kapanış konuşması şeklinde değerlendirme yapabilirsin. Diyor ki başarılı olduğumuz bir teknik analiz ile mesela Savaş Hocam başarılı olduğu teknik analiz arasında benzerlik olur mu? Yani her yiğidin yoğurt yiyişi aynı olabilir mi? Farklı olabilir mi? Bu yoğurt nasıl yenir? Şeklinde ben biraz genelleştireyim soruyu. Yoğurtlar kesinlikle farklı mayalardan bile olabilir. Hani yemeği boş ver. Mesela örnek vereyim. Bir tanesi sadece destek direnç takibi yapar ve destek dirençle işini götürür. İki tane moving average açar. Bir 50, bir 200. 200'ün altına düştüğü zaman alır. Üstüne çıktığı zaman satar.
Bu kadar. Çok basit strateji yani. Bir tanesi sadece Bollinger bandı ile RSI takip eder. RSI en dibe geldiyse, Bollinger de alt çizgiye değdiyse alır. Alır bir şekilde, biraz sonra çıkacaklar. Yani kimisi işte crap pattern, yok işte Gartley pattern takip eder. Tamamen Fibonacci bazlıdır. Oradan sekerse buraya iner, oraya değdiyse bu iptal olur falan filan gibi kuralları var. Kimisi Elliott'la, Elliott Wave'le trade yapar ve işte bu 5 dalga yukarı çıktı. Artık bir 3 dakika, 3 dalga düzeltme dalgası olacak ama 3. bacak kısa kaldı. Acaba bu değil mi? Eğer bu böyleyse falan diye bir dünyanın içerisinde yer alır ve para kazanır. Sonuç fiyatın nereye gittiğidir abi. Bak, sen istersen ağırlıklı ortalama kullan, ister RSI kullan, ister MACD, ister Bollinger, ister Zollinger, fark etmiyor. Fiyat nerede durdu? Fiyat nereye kadar çıktı? O yüzden bütün bu sistemlerin dışında bir sistem var. O da MOM'lar. Sana bütün geçmişini o anlatıyor zaten. İndikatöre de ihtiyaç duymamanı sağlıyor. Çünkü bir MOM bu şekilde çıktı ve bir yerde durup böyle gölge bıraktıysa, o mumun üstüne bir tane çizgi koyacaksın. Bu kadar. Burada bir şey var diyeceksin. Burada biri bekledi. Anladın? O mum oraya şans eseri, işte Covid-19 tam o saniyede olmuş. Böyle bir durum yok. Orada bir satıcı vardı. Covid-Movid trash. Orada bir satıcı vardı. S&P 500'de öyle bir yere indi ki o mum. Orada öyle alıcılar var ki. Anladın? Orada yıllardır beklediler oraya almayı. Yıllardır. Hatta tepede sattılar, oraya yazdılar. Dolayısıyla her yiğidin yoğurt yiyişi tabii ki farklıdır. Hepsinin yediği yoğurt da farklıdır. Önemli olan yoğurdu ne kadar yiyebildiğin. Bu da şu demek oluyor. Daha önce de konuşuyorduk biliyorsun. Benim için bir trader'ın başarılı olup olmaması benim yurt dışında bu işi gerçekten çok severek, takip ederek öğrendiğim adamın lafıyla söylüyorum. Kendi lafım değil, başkasından alıntıdır. Son yaptığım 10 trade, 10 işlem kaçta kaçı başarılı oldu? O kadar tradersin benim gözümde diyor. Kaç milyon dolarının olduğu, bundan bir gün önce 5 milyon doları bir işlemde kazandığın benim umurumda değil. 10 tane son 10 trade'ini göster. Kaçta kaçı, kaç risk, kaç reward. Ne kadar riske ettin, ne kadar para kazandın bunun karşılığında. Son 10 trade. Öncesi tarih diyor. Sonrasında yapacakların da gelecek. Ben şu an buradayım. 10 diyor benim için. Okay. Bir sistemi denemek için de ben bir sistem buldum kendime. İşte şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum falan. 100 işlem net. Bak, 100 işlem hiç para harcamadan. Buradan aldım, buradan sattım. Zararım bu kadar. Buradan sattım, buradan geri aldım. Karım bu kadar. 100 tane işlem alt alta üst üste yazacaksın abi. Yazacağız. Hep birlikte. Ben de arada yapıyorum bunu. Yazacağız. Yüzde kaçı başarılı? Eğer ki başka bir konuya zıplıyorum ama kapanış konuşması en önemli konuyla olsun. Şu ana kadar anlattıklarımın tamamı trash. Bak. Çizikler, level'lar, Fibonacci'ler, dizi donatçiler. Tamamı trash. Günün sonunda 100 tane trade yaptım ve 50'si başarılı, 50'si başarısız. Para kazandın mı? Normal şartlarda. Kazanmamış oldun. Kazandın. 50 kazandın. Şimdi kural 1 ve son. Bak, tek kural. Kazandığın trade riske ettiğinin 2 katı olmalı. 1'e 2 kazanmalısın. Eğer 1'e 2 kazanırsan, 1'e 2 kazanırsan, yarı yarıya bilsen, yani yaptığın işlemlerin yarısında saçmalasan, yarısı da şans eseri ya da bilimle, bilgiyle, bir şeyle tutsa, tamam olsa, yarı yarıya, 10'da 8 falan değil, yarı yarıya. 10 birimde 5 birim kaybediyorsun, 10 birim kazanıyorsun. Bak, her 5, yani kazandığın bir trade'de 2 kazanıyorsun, %50'de 100 birim yapıyor. Diğerinde de
50 birim kaybediyorsun. Ne oldu param? İlk yapmış olduğun yüzünde, ilk yüz işleminde parayı 1,5'a katladın. Okey? Bu 1,5'a katladığının bir yüz sonrasında kaça katlamış oluyorsun? 2,25. Yani paran 2 misli artı 25 de cebine kaldı. Bir sonrasında, bak 5 sonrasını söylemiyorum. 5 sonrasını söylemiyorum. Sadece yaptığın, girmiş olduğun işlemlerin yarısını bilip sadece şu mali disiplini oturtursan. Bir kaza kaybedeceğim, iki kazanacağım. Bu kadar. $10'la başla ya. Bak, $50'la başla trade. Okey. 100 falan değil. $50'la başla. Her kaybettiğinde $1 kaybet. Her kazandığında $2 kazan. Bir sene sonra görüşelim kaç para oldu. Gerek yok $500,000'a. Yurt dışında kimi takip ediyorsunuz diye ısrarla Levent Hoca soruyor. Levent Hoca soruyor. Twitch'te CCTV var. Şuradan hatta bir saniye bir screen share yapayım. Chrome sekmesi. Şöyle bir tane açalım. Bir saniye geliyorum şimdi. Tamam. Kimsiniz lan siz? Coin Traders değişti mi ya? Market Traders oldu tabii, tabii değiştirdiler. Traders. Evet. Buyurun. Paylaştım hocam. Şimdi sağ alt köşede Skinner yazıyor, görüyor musunuz? 655 yazıyor orada. Gördünüz mü? Bu Skinner Mul Skinner nickname'inde olan bir trader. Ve buradaki 655 de Bitcoin sayısı. Bu Bitcoin sayısının sebebini de söyleyeyim. 1000'e ne kadar sürede ulaşabileceği ile ilgili iddia bu. 1000 Bitcoin'i ne kadar sürede yapacak? Yani. Okey? Burada yani bu sayfanın adminlerinden ya da takipçilerinden bazıları globalde bazı coin'leri ciddi hareketlendirip kaldırabilecek kudrete sahip adamlar. Balina var. Artık balina, levrek, hamsi ne dersen yani o senin şeyine kalmış. Bu arada alt tarafta bak sol alt köşede XPD, USD var. Görüyor musun orada? Açıkta olan burada bu grubun kendine ait yaklaşık bir 8-10 tane admini var. Adminlerin ortak hesabından küçük küçük oynuyorlar böyle. İşte internet parası çıksın, şu çıksın, bu çıksın diye. Burada mesela yaptıkları, açtıkları işlemler gözüküyor. Mesela burada bir işlemleri açık şu anda. Buradan şey yapabilirsiniz. Ben yaklaşık 2 sene her gün araba kullanırken dahil bu adamları izledim. Buradaki adamlar gerçekten çok tehlikeli herifler, öyle diyeyim yani. Ve çok da komik adamlar. Sohbeti acayip tatmin edici. Boş herifler değil yani. Öyle değil. Bizim o Twitter'da fenomen olan abiler mesela burada herhalde 10 dakikada kapı önüne koyarlar yani. Öyle değil. Birçoğu için söyleyebiliriz bunu. Yani. Ya hocam ama zaten bazıları için de hiç söylemeye gerek duymuyorum. İyiler. İyiler var. Türkiye'de de var yani. Ama
dediğim gibi yani. Yabancı dil şart abi. Yabancı dil. Ne yazık ki şey yapacaksınız. Neydi o? Öğreneceksiniz. Terminolojik dili bileceksiniz yani. Şimdi zaten hocam hani Twitter'daki fenomenler dediğim için şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela hani arkadaşlarımız da bu yayını izleyen arkadaşım ısrarla yabancılardan kimi takip ediyorsunuz diye soruyor. Çünkü bazı arkadaşlarımız da ya mesela hani direkt isim vereyim sıkıntı olmaz sanırım. Yavuz Hoca teknik analize inanmayan birisi. İnanmamasının sebebi de teknik analizci diye gördüğü kişilerin durumu. Yani işte şuraya giderse bu olur, buraya giderse bu olur da diyen artı ya da işte aylar önce ne bileyim Bitcoin şuraya gelecek deyip de ha bak geldi gördünüz mü deyip şey kasan FAV ve RT evet. Kasan arkadaşlardan dolayı. Şimdi birçoğunu da tanıdıkça, iletişim kurdukça ya da hal ve hareketlerini gözlemledikçe aslında ne kadar boş olduklarını gördükleri için teknik analize olan inançları da azalıyor ya da yok oluyor. Bu da çok normal bir durum. Ve ben her zaman diyorum, çekinmeden de diyorum, Twitter'da sizin teknik analizciyim diye işte paralı gruplar açan, orada burada 100 dolara ve 300 TL'ye şuna buna onun bunun borsasını ya da tweetini işte retweet yapan kişiler gerçekten teknik analizci olsaydı ve para kazanıyor olsaydı zaten 100 dolara ne bileyim 300 liraya 500 liraya minnet etmezlerdi. Dolayısıyla bunları galeye almayın. Gidin işin mutfağından doğru kaynaklardan doğru şekilde öğrenin. İnanıp inanmayacağınız size kalmış o zaman. Hani yanlış bir, hani bu şey gibi matematiği öğrendiğiniz kişi iki kere iki işte her zaman dört yapmaz, işte şöyle olmaz böyle olmaz derse siz matematiğe olan inancınızı kaybetmemeniz lazım. Evet abi. Yani bir şöyle söyleyeyim. Şimdi bu Twitter'dan takipçi kasıp kurs veren arkadaşlarım hiçbir şey bilmediğini sanmıyorum. Biliyorlar bir şeyler. Para da kazandılar, para da kaybettiler. Şöyle bir durum var mesela. Şu trade'im nokta atış tuttu cümlesini kurabilmek için kaç tane trade açtı? Mesela kaç işleme girdi? Kaçta kaçı tuttu mesela? Aynı anda Bitcoin'e hem short hem long açabilirsin. Bunun adı da hedge. Yani Bitcoin nereye giderse gitsin. Biraz önce gösterdiğim Moleskiner mesela böyle duruyor bak. Böyle duruyor. 500 dolar pump olmuş. Okey ben 16-17 bin dolar aldım diyor. 1000 dolar dump olmuş. Ha güzel 24 bin de oradan geldi diyor. Bak herif duruyor abi. Duruyor orada. Çünkü neden duruyor biliyor musun? Herif smart money'nin nerede alacağını, nerede satacağını biliyor. Kendisi de bir smart money olduğu için. O yüzden orada 655 görüyorsun. Ben o 655'ten kaç tane gördüm biliyor musun? Sıfırdan kaç kere işleme başladı biliyor musun herif? Yani mesela 400 dolar yukarı, 700 dolar aşağı yapıyor. Herif diyor ki 18-20 bitcoin yapmışımdır bugün diyor herif. Çünkü hem short işlemi var hem long işlemi var abi. Sana kimse engel koymuyor bunun için. Biz ne yapıyoruz? Bitcoin yükselecek. Romantik böyle herkes el ele tutuşmuş. Evet bence de yükselecek. Bu ne abi? Abi? Yani tamam Bitcoin yükselsin. Bütün dünya zengin olsun. Öyle değil. Adam şu hareketleri yapmasının sebebi sırtına seni bindirip yukarı çıkmak istemiyor abi adam. Sen niye zengin olasın ya? Adam senin paranı almaya çalışıyor. Yani sen zannediyor musun buraya sürekli Fed, işte Türkiye Merkez Bankası falan para aktarıyor da bu adamlar o paraları senin benim paramı alıyorlar. Nasıl alacak? Şu hareketleri yaparak alıyor. Bu da diyor ki bu hareket içerisinde hareket ediyorsa eğer buradan alırım, burada da satarım. Aynı anda çift işlem açarım diyor. Anladın? Çift işlemi var herifin. İki tane account'u var. Ya bak bu adamlar otorize
6 tane account açıp account satıyorlar abi. Senin Bitcoin'den kazanmayı hayal ettiğin parayı herif boş account satarak alıyor kendine. Çünkü herifin yani bilmem kaç yüz Bitcoin'e kadar ticarete serbest account'u var, tanımlanmış. Başka birine şifre satıyor herif. Çünkü o account'la dehşet bir hacim yaratmış. Herif market maker olduğu için herifin fee yok. Yani adam borsaya para ödemiyor artık. O seviyede bir markete volüm kazandırdığı için. Diyorlar ki abi sen burada şey yap, burada oyna. Zaten senin tokatladıklarından biz alıyoruz parayı. Sen burada dur diyorlar. Adam o account'lardan bir tanesini 25 bin dolara, ya bak sana bir şifre gönderiyorum Savaşçı, 25 bin doları yolla bana diyor. Sen de abi Allah razı olsun diyorsun. Çünkü bana gönderdiğin 25 bin dolar başka bir borsaya gitsen orada zaten yapacağın o volümle eşekler gibi fazlasını ödeyeceksin sadece fee'ye. Adam fee'siz hesap aldım 25 bin dolara diyor. 4 tane hesap sattım geçen hafta diyor herif, 100 bin dolar. Bu paralar hayali geliyor değil mi? Değil. Bu, bak bunu yapan adama bir gün şey diyemezsin. Ya yüzde kaç riskle oynuyorsun? 2,5 demeyecek. Daha aşağı. 2,5 demeyecek. Hayır. Benim maksimum diyor bak. Maksimum taş çatlasa dünya ikiye bölünse %2'dir benim diyor. %2 kaç Bitcoin? Ya, couple of BTC bro diyor. Birkaç BTC. Yani ben mesela altta bir yere yazıyorum ya. O her altta yazdığımda orada 5-6 BTC onda alım emri var. Bütün altcoin'lerde. Bak en altlarda bütün altcoin'lerde. Böyle bir fat finger oluyor aşağıya. Zlank diye iniyor. Sonra bir anda yukarı çıkıyor. Aa diyor bugün 350 Bitcoin yapmışım diyor. Bu abi. Yani ama bu nasıl oluyor biliyor musun? Sor adamın hikayesi. İlk 3 hesabımı patlattım. İlk ikisinde babam destek oldu. Babam bana dedi ki bak neden patladı hesabı? Bana bunun hesabını verebiliyorsan bir tane daha hesap açacağız. Bul bana nerede patlattığını bul. Neden patladı bu hesap? Benim tanıdığım bütün uluslararası balinası, levreyi, kalkanı fark etmiyor. Hepsinin ortak özelliği en az 2 hesap patlatmış olmaları abi. Bu iş hesap patlatılmadan öğrenilmiyor. Ama hesabı patlatıp hala mal gibi alıp bunlar ne zaman yükselecek falan diyorsan o da o hesap daha çok patlar yani. Bu herifler şu an sen yani herif diyor ki mesela açıyorsun grafiği tahminen burada diyor işte Amerika başkanı seçimleri olmuştur diyor herif. tarih hiçbir şey aşağıya bak. Burada şöyle bir şey olmuştur, burada böyle olmuş. Neden biliyor musun diyor bak gel bir 15 sene önceye bak gördün mü falan. Herif yemiş abi çarptı yemiş. Anladın? O Dow Jones falan akıyor herifin gözünün önünden Dow Jones akıyor zaten. Sen bu adamla hangi indikatör? Anlatabiliyor muyum? Ha, indikatör Fibonacci falan. Ne abi onlar? Yani tamam hepsi bir şey. Hepsi seni adım adım bir yere götürecek şeyler ama o adımları doğru belirlemek lazım. Gerçekten bir işe yaradığını anlamak lazım. Mesela bugün ben indikatör kullanıyorum diyen adamlardan kaç tanesi kripto için yazılmış indikatör kullanıyor? Soruyorum. Kripto için yazılmış indikatörler var mı? Ya mesela kripto ne zamandır var? Yani işte borsalarda. Bitcoin 7-8. Ne zamandır var abi? 8-10 sene diyelim. Tamam 10 sene. Demek ki bir indikatör 10 seneden önce yazıldıysa kripto düşünülerek yazılmadı. Muhakkak. Bitti. Senin kullandığın indikatörün tarihini biliyor musun? Kim geliştirdi biliyor musun? Hayır. Adam... Yani bu indikatörler yani şöyle anlatayım sana abi. Borsada şöyle bir durum vardı ya. Alo tamam ondan bana 2 tane al falan. Kapattım falan. Ne oldu acaba? 2 tane aldı adam. Anladın? Bu arada jetonla arıyoruz. Bak bayağı bir geliştik yani. Hani postayla biri gelip size bir şey verildi falan. Bir bakıyorsun abi senin aldığın 3 tane patladı falan diye bir yazı var. Bu adamların borsacılık tarihi oradan geliyor. Yani şimdi Japanese candlestick dediğimiz şey 1900'lerden çıkan bir Japon tekniği üzerine kurulu yani. Şimdi benimki ne kadar sağlıklı bakacak olursan ama çalışıyor. Net çalışıyor yani. Şaşmıyor. Muhittin Kaplan Dow Jones kripto veya NTR'da çalışmaz mı demek istiyorsunuz diyor. Çalışır. Tabii ki çalışır. Çalışmaz diye bir şey yok ama şu var.
kripto ekseni etrafında dönebilecek bir sistem var mı? Bunu araştırdık mı? Yani şimdi RSI mesela. Başında relatif olan, yani göreceli, kime göre, neye göre? Göreceli güç endeksi. Yani onun gücü, yani benim bilek, bu ne abi şimdi, aşağı indi, gidiyor da, daha aşağı, daha da gideri var. Nereye kadar gideri var? Göreceli. Nerede duracalı belli değil yani. Anladın hani, ne kadar çıkacak mesela Bitcoin'in 6 aylık 7 aylık çıkışına bak, RSI'ye bir bakalım. Neredeydi? Hani günlükten bakalım RSI. RSI böyle yapıyor. Ama $3,000 çıkmış. Hani göreceliydi. Göreceli işte. Ha, gördüm. Evet. Haftalığa bakıyorsun. Aa, bir şey yaptı. Divergence yaptı. $2,000 daha çıktı abi. Sakal. Anlatabiliyor muyum? Sen o mumu takip etmezsen alttaki istediği kadar yalpalasın dursun yani. O yüzden diyorum. RSI acaba kriptoda ne kadar verimli çalışıyor? Bollinger Band ne kadar verimli çalışıyor? Bollinger'ı yazan adamlardan bir tanesi, John Bollinger'ın yanında bulunan adam, biraz önce Twitch'te, o gösterdiğim kanalda 8 ay yazıştık herifle. Bir tek ben değil, bütün şey yazıştı. Herif John, yani John Bollinger nickiyle geldi, herkes hasbinallah falan dedi, gömlek ilikledi, dedik ya herif burada. Bir de herif bir iki gün bizi yedi mi orada? İşte çocuklar gerek yok böyle şeylere falan filan. Biz herkes böyle sağlar. En güzeli Bollinger falan. Normalde bir tane indikatör açmazlar, herkes Bollinger açmaya başladı. Adam orada değil. Yani, hani biz indikatörler şunlar bunlar çok takılıyoruz. Oradaki heriflerin hiçbirisi hiçbir şey kullanmıyor. Sadece volume profile kullanıyorlar. Volume profile de bir gün önceki seviye neredeymiş yani. Nerede point of control? En çok nerede durmuş rakam? Bir gün öncesi, bir gün sonrası, iki gün öncesi, iki gün sonrası falan, onları kontrol edin. Başka indikatör göremezsin. Yok indikatör falan. Herkes 8 tane, 10 tane indikatörü alt alta yazayım da hangisinden sekecek? Aa, ben demiştim bak M55'ten sekti. Bu sefer 78'den sekti falan. Sekti birinden. Sekecek de. O yüzden şimdi bak mesela Yavuz Hoca diyor ya, ben inanamıyorum TA'ye. Anladın? İnanamazsın çünkü bu gibi tuhaf tuhaf indikatörler üzerinden gidiyorsun. Mumda şaştı mı anlattığım şeylerden? Hiç girmediğim Türk borsalarından bir tanesini açalım. Bana söyleyeyim, ben hiç bakmadığım bir şeyi açın. Ben bulayım yani. Neden oraya geldi? Çünkü var, öncesinde var abi. Ya da çıktıysa bir yere mesela, sonrasını görmüyoruz. Son mum. Buraya koy abi. Burayı kıracak ve ilk duracağı yer bunun altı olacak. Bu burada olacak yani. Merdiven. Merdivene basıyorsun. Bir merdiven sonrasını, şimdi de bir sonraki merdiven falan diye mi atıyorsun adım? Lak 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 çıkıyorsun. İnerken de öyle. Senin bu anlattıkların price action mı hocam? Evet. Yani arkadaşlar bilsin diye söyleyeyim. Evet, price action. Yani eğer borsa gün sonunda o mumların rengini, hacmini, boyunu, tipini değiştirmiyorsa, borsa bir çakallık yapmıyorsa, ben bunu uzun sürede screenshotlarını alıp ertesi gün ruh hastası gibi böyle kontrol ettim. Acaba falan diye. Yani tabii canım, eğer böyle bir hareket yoksa en doğru indikatör mumdur abi. Mumdan daha büyüğü yok. Aşağıdan da volümünü kontrol edeceksin. Biri kurcukluyor mu işi? Yani bu kadar yeşil mumu görmüşsün, altta şu güdük gibi bir tane volüm var. Ha, tamam, biri vuracak tokadı ağzımıza, belli yani. Yani sadece mumla diyor. Alttan bir de volüm açacaksın. Kimi zaman volüme de gerek duymuyor. Zaten belli böyle. Kalkıyor gidiyor. Ne kadar oldu biz konuşmaya başlayalım? 2,5 saatlik. Hiçbir şey değilmiş. Zaten bu arada, devam edin diyorlar. Şimdi şeyi sorayım ben size. Bir yandan da bakıyorum. Bitcoin'in son 3 mumunu açalım bakalım. Ben onu açarken hayaller ve gerçekler nikli arkadaşımız demiş ki, hocam uzun vadeli yatırım için 3 bitcoin almıştım. Böyle trade falan sizi dinleyince heyecanlandım. Denemek de istiyorum. Bu trade işlerini yeni başlayacaklar için Bitcoin Tether mi tavsiye edersiniz? Hiçbir şey tavsiye etmeyiz. Kağıt kalem. Bir şey söyleyeyim mi? Yani ben çok düşündüğünü lak diye söyleyen bir adamım. Kusura bakma ama yani
önce eğitim al abi. Bitcoin'i almadan önce de eğitim almalıydın. Tamam. Hani ihtiyacının dışında bir paran olduğu için 3 Bitcoin almışsındır. O 3 Bitcoin'i eritmen, bak eritmen. Hatta o 3 Bitcoin'in dışında saçının yarısını da dökmen 1-2 ay alır. Bak 1-2 ay alır. Heyecanlanarak gireceğin en son yer bu. Ben mesela 3 tane sağlıklı zincirin arasına girersem ne kadar heyecanlanıyorsam, eyvah lan bana ne yapacaklar şimdi? Anladın mı? Hani, ne olacak acaba diyorsam 3 Bitcoin'le borsaya girmek o sağlıklı zincirlerin arasında gezmek gibi bir şey yani. Çok net. Yani, ki sonucu belli zaten. Sağlıklı zincirler tuttu mu ne yapacağı belli. O yüzden kesinlikle eğitim almalısın abi. Bak, de ki bana ben 3 Bitcoin'imin 1 Bitcoin'ini eğitime harcadım. Ya heykelin dikilir ve beton yetmez belli bir kısmına. Çok ciddi söylüyorum. Çok ciddi söylüyorum. Yani 1 Bitcoin'ini eğitime harcayan adam o 2 Bitcoin'ini 60 Bitcoin, 100 Bitcoin yapabilir. Doğru eğitimleri alır ve çalışırsa. Eğer yani aldığın ev bana tank yükle bana canım borsaları. Biraz da indikatör. Tamam öğrendim artık falan. Öyle bir kafa yok. Çalışmak lazım. O grafikleri okumak lazım. Bu mum neden böyle? Bu niye böyle olmuş? Bu niye buradan sekmiş? Onları görmeye başlayınca o 2 Bitcoin'i kesinlikle ve kesinlikle büyütebilirsin. Ama hiçbir şey bilmeden ben heyecanlandım ya acaba falan dersen sonuç belli abi. Böl mesela onu. Git çocuk esirgemeye bağışla. Silahlı kuvvetlere bağışla. Kızılay'a bağışla falan. Bir şey yap daha en azından hayra geçer. Yani. Bir şey gösterecek. Evet. Şimdi 9654 diyor o. Evet. Şu 3 mü umuyorum? Price action'a göre bu 3 mum ne anlatıyor? Bileniniz var mı? Bir saniye. Kardeşim. Nereyi geçtik? Ya da geçtik mi? Ne anlatıyor sizce bu üç mu? Yorum gelecek mi diye bekliyorum hocam. Herkes uyumuş. Biz mal gibi tek başımıza konuşuyormuşuz. Dinledikçe sabır ve şeyle dirayetle bizi dinlemeye devam ediyoruz. Otuz olduk. 30 kişi vay canına. Ben 15'ten aşağı gelirse çıkarım yayından demiştim. Ben de 30'dan aşağısını kabul etmem demiştim. Evet. Şimdi şu 3 mumu haftalıkta 3 mum. Şu 3 mum haftalıkta ne anlama geliyor? Bak burada daha önce sana da söylemiştim. Çok adi, çok şerefsiz bir mum var. Gösteriyorum hemen onu. Beni patlatan mum. İlla mumları okuyunca her şeyi bilebileceksin anlamı da yok. Onu da anlamış olalım. Şu mum abi. Hı hı. Bu mum birçok insanı patlattı. Neden patlattı bu mum? Şu mum. Neden patlattı bize? Biri söylesin. Higher high var mı? Yok. Yok. Lower high var mı? Burayı high diyor muyuz kapanışa? Demiyoruz. Demiyoruz. Bunun altında kapanış var mı? Yok. Ama buradaki baskıyı görüyorsun değil mi? Hı-hı. Şu baskı. Satış. Full baskı. Satış. Yani yüklenmişsin. Aynı seviyeden bir daha basmış. Evet. Şimdi normal şartlarda ben burayı kırmasını beklemiyordum. Bak. Burayı kırmasını beklemiyordum şurayı. Dedim ki burayı tepeyi geçemedi. Tamam bunun altında da kapatmadı. Çıkabilir ama burası diyordum. Ve buradan şurayı tekrar test eder diyordum. Yani şu hareketi bekliyordum. Ama bir seferde kırdı.
Kırdıktan sonra bak yine aynı oyun var. Aşağı indirdi mi? Hayır. Aynı yerden biraz baskı. Sonra destekten yukarı. Destekten yukarı. Buradan ne bekliyorsun? Şurayı bekliyorsun en kötü. Hayır. Bak. Tesadüf mü? Burası değil. Gördün mü? Tesadüf değil. Çıktı. Bak. Bastı aşağı. Tesadüf mü? Bak şuraya. Değil. Burası tesadüf değil. Tesadüf mü? Tabii ki değil. Hiçbirisi tesadüf değil abi. Şimdi 4 saatliğe geliyorum. Evet. Buyurun. 4 saatlikte satıcı nerede, alıcı nerede? Yayın kaydolacak arkadaşlar. Herkes izlesin diyen arkadaşlarımız da yayının linkini ilgili yerlerde paylaşırsa, başka arkadaşlarımıza da bir nebze olsun faydamız dokunursa iyi olur. Alıcı nerede, satıcı nerede abi? Şurada alıcı var mı? Smart money burada mı yani? Sence? Hayır. Hayır. Nerede smart money? Aşağıda. Burada mı? Orada da olmayabilir. Sanmıyorum. Neden? Test edilmiş zaten. Orayı süpürmüş defalarca. Evet. Burayı vurdu değil mi? Hı-hı. Şimdi şuradaki satış volümüne bak. Sonra hı-hı, buradaki alım volümüne bak bir de. Hı-hı. Şu kadar bir volümle burayı, şu mumun sorumlusunu test edebiliyorsun. Tuhaf değil mi? Şu volüme bak. Bir de şuna bak. Test etti burayı. Doğru mu? Doğru. Bak. Test ettiğimiz bölgeyi gösteriyorum. Burası. Hatta direkt şuna yapıştıralım. Yapışsana. Gördün? Hı hı. Şöyle yapayım. Bir saniye. Bu neden? Ve nerede duruyor? Tesadüf mü? Değil. Değil mi? Değil. Bunların, bu neden? Bunların... Tesadüf mü? Buyurun. Bak. Mumların uzun fitil atması ne anlama geliyor diyor Yakup Kalkan. Mumların uzun fitil atması smart money anlamına geliyor. Yani şu fitilin hiçbir önemi yok. Şu fitilin hiçbir önemi yok. Ama bir fitil buradaysa bak. Bir mumun kaçta kaçı fitile dönüşüyor bak. Kaçta kaçı fitile dönüşüyor. Bu ne demek? Burada alıcı var demek. Doğru mu? Doğru. Buradan satıcı geldi. Bak. Şu düşüşün sorumlusu şu mumun sahibi. Okey? Şimdi bunu 4 saatlikte bakıyoruz ya. Bak. Hemen şöyle işareti koyuyoruz. Bak. Buraya koyduk. 15 dakikalığa geldik. Görüyor musun? Hı hı. Bıçak gibi kesilmeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Bu ne? Tesadüf mü? Hayır. Bak şimdi. Bu tarafını görmüyoruz değil mi? Sol tarafını görmüyoruz ekranın. Tesadüf mü? Sizce burası. Bak, desteği ve direnci görüyor musunuz? Bak, büyütüyorum. Bak, burası direnç. Şimdi destek. Kırıldı, kırıldı. Görüyor musun? Bu tesadüf değil. Okey.
ekranın görmediğimiz tarafını açıyorum. Hani daha artık şurayı görüyorsun. Şurayı görüyorsun. Burada böyle bir şey var değil mi? Bak. Burada böyle bir şey var. Buradaki destek direnç nerede? Doğru belirlemek zorundasınız. Yanlış yaparsanız o zaman işlem kaçırırsınız. Ya bu niye böyle ya? Ha şu. Artık ben de kendimden geçtim sanırım. Direnç, destek, destek, direnç, destek. Gördün mü? Burada şöyle bir zon var. Bak, burası bir zon. Şu bölge. Okey? Yani sen aşağı in işte 9503 falan. Hayır bak, 9500 bölgesi. Okey? 10 dolarlık bir bölge burası. Tamam. Şimdi 4 saatliğe gidiyoruz. Nerelere gelmişiz de 6000'lerde gece. 9500 bölgesi. Evet. Ömer Başar diyor ki hocam, volümü yüksek olan her mum için ayrı ayrı incelemeniz mi gerekiyor? Tam olarak anlayamadım. Hayır. Hayır. Volümü yüksek olan her mumu ayrı ayrı incelemen gerekmiyor tabii ki. Önemli olan mumun bir öncesi, iki öncesi, üç sonrası. Yani şöyle bir durum var. Bunu alan olarak görmek lazım. Bak alan ne demek onu göstereyim şimdi. Şimdi şurada şöyle boş bir alan var. Doğru mu? Hı hı. Burası bir seferde lux diye aşağı indirilen bir yer. Bir seferde indirilen yer. Neden bu kadar? Bak buradaki her bir mum gün. Hı hı. Öyle yukarı çıkıyor. Ve bak. Evet. Yavuz Hoca'nın da sürekli sorduğu sorulardan bir tanesi. Bir günde inen şey niye 6 ayda zor çıkıyor yukarıya? Aynı yere. 6 ayda zor çıkıyor çünkü artık orada şöyle bir durum var bak. Anladın? Burası, buradaki destekler, dirençler belli. Yani smart money senin şu hareketini görüyorsun ya adamı şimdi. Böyle bir mumdan sonra şunu gördün. Okey. Artık senin işleme gireceğin yer, yani en basit haliyle. Şunun kapanışı senin işleme gireceğin yer. Okey. Eğer ki çok düşük riskli hareket ediyorsan stopun burada olmalı. Şunun altında mum kapatıyorsan şu wick'in altında kırar. Ha. Burada girdin. Stop oldun. Tamam. Bak. Başarısız işlemden yola çıkıyoruz yani. Çıktı. Burada yakaladın. Dedin ki bunun altına gireceğim. Stop oldum. Şu alımı gördün mü? Gördüm. Sonra bir tane daha şey geldi mi? Lower low. Bak bu. Low. Higher low. Destek gördün mü şunu? Çıktı. Bir tane daha low gördün mü? Görmedim. Artık İşlemi kaçırmaman gereken yer burası. İlk işlemi kaçırabilirsin. Hiç kimse ilk işlemde doğru yakalayamayabilir. Bak, seviye burası. Kırdı. Geldi. Test. Yukarı. Level'ı geçemedi. Test. Şunu gördükten sonra zaten, bak şu alımı gördükten sonra, bak, burada alıcı bekliyor artık. Buradaki alıcı, burayı kaçıran alıcı artık bir seviye üstte bekliyor. Alıcı. 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 Geldi mi? Bir daha gelmedi. Okey. Trend miren falan. Geçiniz trendleri mirenleri. Tamam. Trend önemli bir şey. Ben önemsiz demiyorum. Mum sana ne anlatıyor? Burada stop olabilirsin. Problem değil. Burada gir. Anladın? Burada gir. Hı hı. Buranın testi var mı? Neresi? Şuranın testi var mı? Yok. Yok değil mi? Güzel.
Bu günlükte bakıyoruz buna. Şimdi şöyle yapayım size. Son 4 mu? Ne anlatıyor? Buyurun. Ne anlatıyor? Hadi bir de tüyo vereyim. Şöyle görelim. Şunu bir sileyim şuradan. Şu bölümün üstündeki mumları düşünerekten ne görüyorsunuz? Görüyor musunuz bir şey? Bekliyorum hocam yorumu. Gelir mi diye. Mesela şöyle bir şey görüyor musunuz? Test etmekten kastımız nedir diye test etmekten kastımız şu düşüşün sorumlusu olan arkadaşı aramaktan bahsediyor. Bu bir adam, tamam? Bu birisi. Bunu arıyoruz biz. Kahve basacağız. Kahveye gidiyoruz. Adam orada mı yok mu bakıyoruz. Ama bazen kahvenin yolunu bulamayıp geri dönüyoruz. Okey? Ben bu adamı arıyorum. Aynı şekilde şu çıkışın sorumlusunu da arıyorum. Hı hı. Tamam. Buranın testi var mı? Yok. Adam bunu düşürdü. Yukarı çıktık. Benim burayı 4 saatlikte en az 2 kere, 3 kere görmüş olmam lazım. Okey? Bak. Şu bir test değil benim için. Şunun testi değil yani. Okay, bak. Bir test. İki test. Bak görüyor musun? Şu bir, iki, üç kez test ediyor şurayı. 8475. Bak. Bir, iki, üç. Şu. Çıktım. Şu. Bak burayı test ediyor. Bunun testi yok. Bu çok küçük bir yer. Çok küçük bir yer ama önemli bir yer. Boş değil. Bak. Görüyor musun? Boş değil. Burası dolu. Burada alıcı var. Daha önce hareketini göstermiş buradaki alıcı. Tamam. Sen buradan şu hareketi verdikten sonra buradaki alıcı devreye girecek zaten. Bak. Görüyor musun level'ı? Buradan belli olan level oldu. Çıktın mı tepeye? Artık burası senin için destek. Buradan yukarı gideceksin. Bak aynı hareketi yapmış zaten. Sonra yok krep aradık, yok deep krep aradık. Arama bir şey işte bak. Burada level var. Nereyi arayacaksın? Bu düşüşün sorumlusu. Bulduk mu sorumluyu? Bulduk. Test etti mi? Etti. Bu bölge artık test edildi. Test başarılı olursa ne olur? Başarısız olursa ne olur? Bu başarısız bir test. Şu, bu bölgedeki adamı buluyorsun ve dövemiyorsun. Tamam? Kahveye gittin. Nerede adamı dedim. Aha buradayım dedi. Abi kusura bakma yanlış oldu galiba dedim. Sonra böyle bir cesaret tekrar bir gittin. Abi yanlış oldu galiba tekrar. Yani herifin ağzını vurman için bak nereye gitmen lazım. Evet. Burası artık benim için seviye. Ben buraya vuracağım. Sonra diyecek ki gel ben de senin arkana geçtim diyecek. Sana destek olacak. Sonra da buraya gideceksin bak. Untested levels. Okay. Hocam ağzına sağlık. İstersen 3 saati doldurmadan. Yani sabahlara kadar anlatırım abi. Zaten kaç oldu? 1.48. Şöyle diyeyim. Saat 4'te benim teknenin pervanesi dönecek. Daha hiçbir şey yapmam hazırlanamıyorum. Vay, beğendiniz mi yayını? Vallahi hocam PIM var. Biliyorlar abi. Bak işte ne güzel PIM var falan. Tamam işte. Hı-hı. İzleyiciler boş değil abi. Biliyorlar tabii ki. Tamam. Bak doji, çekiş, dönüş gibi mum formasyonları öğrenmek şart mı? Tabii. Yani öğrenirsen zamanında işleme girersin. Riskin küçük olur. Aa gidiyor mu lan? Tüh
Doji'yi görmemişiz falan. Orada bir 800 dolar yukarı fırlamış. Oradan aldım. 500 dolar aşağıya çaktılar. Stop oldum. Problem orada zaten. Yani olası dönüş yerleri chart'ın sol tarafında var. Okey. Chart'ın sol tarafında olası dönüş yeri. Yukarıdan da dönüş, aşağıdan da dönüş yeri chart'ın sol tarafında var abi. Sola bakacaksın. Her zaman. Sola bak. Solda göremediğin yerler var. Mesela lower, yani all time low yapmış. Yani all time high yapmış. Göremiyorsun. O zaman Fibo kullan mesela. Algo Fib kullanabilirsin mesela. 1.618'den mi hareket yaptı? 3.618, 5.618 dene. Gösterdim linkte. 6, 5, 4, 3. Hep 618'lerde böyle. Rastlandı mı? Değil. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Umarım faydan dokunmuştur yani. Vallahi yorumlara bakılırsa bayağı memnun oldu arkadaşlar. Ve devamını da istiyorlar. Devamı için Bitcoin adresini. Değil mi? Herif üçkağıtçıymış arkadaşlar. Overlockçu hazır ayağınıza geldi. Hocam pahalı grubun var mı falan. Şimdi arkadaşlar burada zaten amacımız kendinizin bu işi öğrenip kendi paranızı kendinizin yönetmesi. Başkasıyla olmuyor bu işler yani. Biz evet. De denedik zamanında. Hani yanlış anlaşılmasın. Size söylediğimiz tüm uyarıların fazlasını zamanında biz defalarca yaptık. Bunun için umarım faydası dokunur. Bu yayını gerçekten faydalı bulduysanız paylaşalım arkadaşlar. Başkaları da faydalansın. Hep Türkler kaybolmasın. Pardon abi bir şey söylemek istiyorum. Ben konuşma dilimden, vücut dilimden falan böyle burnu havada falan bir adam olarak algıladıysanız kesinlikle doğru algılamışsınız. Şey yani ben elden üstündür her zaman söylüyorum. Buradaki birçok arkadaşım bazı konuları benden çok daha iyi biliyor olabilir. Dediğim gibi Türkiye'de gerçekten çıkarttığı işlere, çizdiği chartlara falan aa güzelmiş bak bu adam evet falan takip edilebilir ya da doğru biliyor bu adam dediğim birçok insan var. Kendi indikatörlerini yazan adamlar var mesela. Arada ben de Kıvanç'ın yazmış olduğu indikatörü mesela severek kullanıyorum. Her ne kadar bazı ufak bir takım değişiklikler yapılması gerekse de ben biliyorum en azından yani hani incelediğim kadarıyla bazı ufak noktaları var. Çözünce perfect çalışabiliyor. Velhasılı bu yayını olur da bir yerde paylaşacak olursanız böyle bir arkadaş varmış da şu da bu da falan gibisinden değil de gerçekten faydalı olmaya çalışan biri olarak aksettirirseniz beni sevinirim. Çünkü benim hani daha önceden 30-35 bin kişilik YouTube sayfam vardı. Bir kuruş para kazanmadım. Milletin Ferrari'nin rengini seçtiği konularda yaptım hem de bunu. Bir kuruş para almadım. Hani amacım size para kaybettirmeyeceğiniz şekiller anlatabilmek. Hiçbir yayında da benden şunu buradan alın, bunu burada satın asla duyamazsınız. Çünkü ben o riske girecek olsaydım, girerdim, parasıyla girerdim. Kendim yapacağım trade'i başkasıyla paylaşmam. Arada Savaş abiye söylüyorum işte bak buradan girilir buna falan. Ama o kadar yani hani öyle bir şuradan alalım, buradan satalım, bunu niye satmadınız, bunu niye almadınız değil de sadece bak bu bundan oldu, bu şundan oldu demek ki ileride de olabilir. Çünkü hep aynı şekilde gidiyor. Hep aynı şekilde. Biz sol tarafına fazla bakmadan hep sağ tarafıyla ilgilendiğimiz için kaybediyoruz. Kaybetmemek için sol tarafıyla ilgilenmek lazım. Ne olmuş ya yani geçmişte. Benim söyleyeceklerim evet, evet. Umarım faydan dokunmuştur yani. Kesinlikle dokunduğuna inanıyorum. Arkadaşlar sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet bu arada. İnşallah Saygın Hoca'yla başka bir yayında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Öğrenerek kalın. Görüşmek üzere.